Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın da ben onu bir ucuna alabilir miyim sevgili Tisan Ayı? Neyin ucunu şu, yavrum? Şeyin, mikserin. Mikserin ucunu alayım çünkü sesler mesler patlar. Tony'cim ben bu radyonun bel kemiğiyim, unutma. Bu sesleri hep ben açıp kapatıyorum. O açıdan çok önemli bir vazifem var. Sen bu radyonun başısın. Ben de boynuyum ama unutma. Başı boyun çevirir. Yok yok, ben hiçbir kimse hiçbir şeyin başı değil de. Ama güzelmiş bu başı, götü başı. Oynama meselesi. Götü başı oynamasın radyomuzun. Evet sevgili dinleyiciler, günaydın hepinize. Şu anda sizlere Karaburun'dan sesleniyoruz. Ve dinleyicilerimiz uyuyorlar. Çoğunluğu uyuyor. Bir bölümü de kahvaltıya gitmiş durumda. Tabii ki mesafeli bir sosyallikle. Tony, en daha sıcak bir yer bulsaydın ya diyorum. Bu internete buradan kabloyla bağlanabiliyoruz, evet, Sayın Başkan. Ama yani daha serin bir yer, daha kötü bağlantı demek. Evet, o zaman şu camları mı açsak da? Evet, Gizem Hanım'a söyleyelim, o halleder. Rica ederim, çok teşekkür ederiz Gizem Hanım da, sağ olsun bizimle çokça ilgileniyor. Efendime söyleyeyim şimdi. Oh be. Değil mi? Sanki daha evet, bir... Evet evet, birdenbire ferahladı. Kulenler mi deniyordu onun? Evet, dün gece çok güzel bir gece geçirdi Radyo Karavancılar. Çünkü bir ufacık bir balıkçı köyünde bir ağacın altında oyunlar oynandı. Herkes tozuttu, değil mi? Evet. Bülent Üstün de katıldı aramıza. O senin sollar çatlaklıkta yalnız. Ben dün ona karar verdim. Ya da o 3 gündür o köyde tek başına olduğu için çok izole kalmış. Hani böyle boğaları karanlıkta bekletirler ya, matadorun karşısına çıkarmadan evvel. 3 gün karanlıkta bekletirler, tek başına kalır. O da zaten... Ondan olabilir. Ondan öyle. O da pansiyonda 2 gün zaten odadan hiç çıkmamış. Bir de köy halkı hakkında konuşmaya başlamış. Bu evet, nasıl evet, bir tiptir köy diye. Köy halkı bunu yollamayı düşünüyormuş apar topar. Dün en son arabadan inerken şey diyordu. Ben şöyle bir birazcık daha bir dolaşacağım. Bakayım kavga falan, bir dayak yiyebilir miyim diye. Ondan sonra bir yemeğin böyle herkes artık çok yüksek. Rakılar içilmiş. Elindeki eşofman üstüyle başkana yeter artık, senin dominantlığından yeter diye. Yeter, bizi manipüle ettin, biz istediğimiz yere gidebiliriz, yeter artık dedi, biliyor musun? Ve dinleyiciler arasında gülenler oldu. Ben tabii bu kriz demektir yani, Ayça Şen'e gülmek büyük bir kriz. Hayır demektir. Şöyle bir şey abi, beni kamçılıyor hayvan herif, beni kamçılıyor ve bundan zevk alan dinleyici yüzleri gördük ve gerçekten çok... Çok ama ben bu krizi üzüldüm. Bu krizi hemen fırsata çevirdim. Gülenlerin hepsine 100 lira ceza kestim. Yani benim kamçılanmamdan gizli bir zevk alan bir çeşit dinleyici kitlesi olduğunu fark ettim. Sabah Jale Türkmen'le bir sabah yürüyüşüne çıktık burada. Bu arada orada ben de 100 lirayı sağ cebimden alıp sol cebime koydum. Çünkü ben de hafif zevk aldım Sayın Başkan. Senin dayak yemenle. Ondan sonra dayak değil, yani kamçılanma diyelim istersen. Oğlumun poşusuyla beni kamçıladı. Çok ayıp bir şey tabii bu. Hı. Bu yeter manipülasyonların, yeter diyerek beni, dinleyicilerin olacağı zaten buydu. Dinleyiciler onu bir uzam olarak kullanarak beni kamçılattılar. Sizlere gerçekten teessüf ederim sevgili dinleyici kardeşlerim. Yani sizden bunu beklemezdim. Üstelik o yüzlerdeki gizli zevk gülmeleri beni çok gerçekten üzüntüden üzüntüye boğdu diyeyim. Ondan sonra Jale ile yürüyüş yapıyorduk sabah burada. Herkes uyurken Tony enişteniz radyoyu kuruyordu. Biz de yürüyüş yaparken bu kamçılama olayından yola çıkarak insanların aslında bizi dinlerken bir anne baba çocuk üçgeniyle dinleyen bir kesim dinleyici olduğunu, aslında hepimiz böyle bir rolle dinliyoruz. Ama bu sıkıntıda anneye gıcık kapan bir çeşit dinleyici kitlesi olduğunu ve onların bana içten içe aslında öfke de, hem sevdiğini hem de öfke de beslediğini ben ortaya çıkardım bu sabah Tony. O açıdan da önemli bir buluş oldu benim için. Bu sabahın farklı bir değeri var. Ama Sayın Başkan, hiçbir şey tek başına değil de umudun içinde korku olduğu gibi, korkunun içinde de her zaman eser miktarda umut da vardır. Şimdi alakası olmamakla birlikte... Yani boşver, bağlantıyı kurar dinleyiciler. Size biraz uzak geldi ama. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten... Yani sevginin içinde nefret de vardır. Evet abi, bana bir öfke duyduklarını hissettim dinleyicilerin bazılarının. İşte o anne baba üçgeniyle kendilerini daha fazla bu rolde çocuk olarak gören, Oidipus üçgeninde çocuk olarak gören, bu psikolojiyle dinleyen, içten içe tabii bunun farkında olmadan dinleyenlerin aslında içsel olarak bir de öfke beslemeleri beni gerçekten esefle
kınattırdı. Hepinizi kınattırdım yani. Kanırtma da. Kınıyorum hepinizi. Ve bunu nasıl düzeltebiliriz diye galiba biraz daha fazla bu anne baba çocuk rollerine biraz daha fazla eğilmemiz gerekiyor Tony'cim. Ki dinleyici de kendini yakalasın. Mesela ille babanın kötü olması, işte içki içip gelip eve dövmesine ya da evden kaçıp gitmiş olmasına ya da evli olup da onlarla ilgilenmemesine bir şekilde gıcıklık duyarız ya hepimiz babaya karşı. İlle buna gerek yok. Babaya maruz kalıp da tepkilerini belli edemeyen, kendi hayatını kuramayan, buna imkanı olmamasına rağmen kuramayan, yani belki de çok üzücü bir durumda kadıncağız hiç hayatında çalışmamış ve bir adama mecbur kalmış. Bu senin annen olabilir. Sen yine de annene gıcık kaparsın. Bu çaresizliğe kendini getirdiği için gıcık kaparsın. Şimdi yani annenle birlikte yaşamaktasındır. Baban ya ölmüştür ya gitmiştir ya da çok kötü bir babadır ya da kötü değildir, sana öyle geliyordur, fark etmez. Anneni çok seviyor olsan da bu adama neden katlandı diye ona da öfke duyarsın. Neden benim babam olarak bu adamı çekti acaba diye de öfke duyarsın. Ve hayatını sana adadığı için de gıcık kaparsın annene. Annen ne kadar iyiyse bazen o kadar gıcık kaparsın. Ben iyi olduğum için söylemiyorum ama bu anne baba Oidipus üçgeninde bu annesini çok sevenler de kendine dönüp bir bakmalı. Burada özne olan ben değilim abi. Sizsiniz sevgili dinleyici kardeşlerim. Buradaki özne sizsiniz. Bak biz bir espriden yola çıktık, bir kamçılanma olayından yola çıktık ama nerelere vardık? Kamçılanmadaki o gizli hazzı gördüm dinleyicinin yüzündeki. O beni direkt ona uyandım biliyor musun? Bir espri üzerine kurulmuş bir kamçılama. Peki oradan şimdi mimledin mi bazı dinleyicileri? Ya benim için her zaman mimli dinleyiciler vardır Tony. Aa, eyvah. Unutma biz bir timiz, mimleme. Biz bir takımız. Ben tim mim anlamam Tony. Evet sevgili kardeşlerimiz. Kim? Peki sen telefon ama artık bu curcunada da telefon bağlantısı olmaz. Yok telefon kablosunu getirmedim zaten. Ya bir şey soracağım. Üç büyükler uyuyor yalnız. Yok bu ben şimdi bir tane kurban bulup getireceğim sana buraya. Ah tamam. Bir de şey güzeldi dün bu ufacık bir köy burası. Adını söylemeyeceğim sakın sormayın. Ve tek bir restoran var. Restoranın da helası biraz uzakta. O da güzeldi. Mesela uzakta olan bir helaya gitmek. Kızlar mesela tuvalete gitmeden evvel yanına yandaş falan arıyorlardı. Çişi gelen var mı? Vallahi ben Burcuların evine gittim abi. Öyle mi? Evet ama kimseye söylemedim. Çünkü en son kalabalık bizim eve geldiğinde bütün sifonlar mifonlar bozulmuştu. Abi bir şey söyleyeceğim. Şey ne demek ki? Grupça geliyorsun. Ondan sonra ve bozulunca söylemiyorsun. Gizliyorsun. Bu çok samimiyetsiz geldi ya bana. Ya boşver bir tuvaletin sifonu çıkmış. Sen de amma büyük problem sonra çıkar. Ama şey musluk da kopmuştu. Onu da taktık. Onu da taktım ama bunu söylememek bence samimi. Ben orada kalbim kırıldı biliyor musun? Yani biz bak ya boş ver sen de amma taktın. Nasıl ya takmadım Tony ben burada kalp kırıklığından bahsediyorum. Kırdın kalbimi. Kırgın mısın yani dinleyiciyi bu yüzden? Yok değilim. Boş ver kırgınlık zaten susturucu takılmış kızgınlıkmış. Evet. Bak umumi heladan bahsedeceğim sana şimdi madem heladan geldi Muhammed de. Osmanlı İmparatorluğu'nun en eski umumi helası Tokat'taymış Ayça. Hadi ya. Tokat kent merkezinde Sulu Sokak çarşısında bulunan Osmanlı döneminde 1600'lü yıllarda umumi hela olarak yaptırılan bir yerden bahsedeceğim. Ve esnaf kullanıyormuş burayı. Halk arasındaki de adı ne biliyor musun? Ne? Sık dişini helası. Sık dişine helası. Buradan Tokatlıların karbonhidrat ağırlıklı beslendiğini düşünüyoruz değil mi? Öyle olunca kabızlık mı oluyormuş? Herhalde. Onunla ilgili hemen o zaman tatlı. Bir de Tokat kebabı vardır meşhur. Sen yedin mi onun mangalı bile farklıdır. Yok yemedim. Böyle dumanın içinde pişer o. Kendi şeyi vardır mangalı. Etler böyle patlıcanla falan. Kendi dumanın içinde pişer. Çok acayip. Bu arada bugün de bir Karaburunlu dinleyicimiz geldi. Buralı yerlisi ve annesi çok güzel odun köftesi yapıyormuş. Odun köftesi değil de onun adı başka bir şeydi galiba. Neydi acaba? Ne, bir şey köftesi var onun ismi başka. Onu bir... Neyse büyük ben... Büyük bir arbede çıktı burada. Şu anda köfte arbedesi. Öküz köftesi. Abi odun nerede ama öküzle odun aynı şey etkiyi yaratıyor insanla. Evet. Öküz köftesi, Tony'cim dik durur musun? Dik yürü. Bu da yeni çıkardı bunu. Ayağı şimdi bunun aşil tendonu sakatlandı. Eskiden voleybol maçında. Ondan sonra arkadaşı var, doktor arkadaşı ameliyat olma dedi.
Eğer zaten 40-45 yaşındasın, bu yaştan sonra voleybol profesyonel olmayacaksın. O yüzden de şimdi hafif böyle seke seke yürüyor. Kilonun da etkisiyle tabii. Tony, bizim kilo vermemiz gerekiyor bak. Bu aşiltan. Şurada var işte mikrofon. Onu takınca uğulduyor. Aa, uğulduyorsa boş ver o zaman. Zeynep ne haber abi, gel. Öküz köftesi. Bak onu odun köftesi dedi yanlışlıkla Tony. Öküz köftesi. Neden adı öküz köftesi? Büyük büyük galiba bunlar. Hayır, dana etinden yapılıyor. Ha, direkt öküzden yapıldığı için evet. Yani. Ha. Aslında mücvere benziyor. İçeriği mücver gibi. Kabak var evet. İçinde. Evet. Sırf et değil yani. Değil. Küçük küçük etleri bölüyorlar. Ha. Dana etini ama çok küçük. Sonra odun ateşinde pişiriliyor. Ha. Sen İzmirlisin ama değil mi? Evet. Ama sen buranın yerlisi misin? Yerlisiyim. Eğlen Hocalıyız. Eğlen Hocalısınız ha. Oranın çok güzel ismi ya. Eğlen Hocam Eğlen. Bunun türküsü var mı? Ya buralarda karyolamın demirini söylerler. Söylesene mi? Bize. Ay. Abi söyle. Söyle ya. Ya söyle ya. Söyle ya. Ne olacak abi? Söyle ya, niye kimse seni görmüyor ki. Biz görüyoruz. Söyle abi. Valla söylemeyeyim şimdi. Hadi söyle. Kırma bu kadar dinleyiciyi. Hadi abi söylesene. Söyle dedim sana. Söylüyor. Karyolamın demiri. Of, karyolamın demiri. Yandım Ayşem, o yar benim değil mi? Yandım Ayşem, o yar benim değil mi? Çok, çok iyi be. Güzeldi be. Bravo. Tam bir Ege türküsü bu ya. Ne peki, kadar güzel oluyor Ege kadınlar türküleri. Kadınlar oynar. Evet abi. Böyle buralarda bir kadınlar oynar mı? Oynar, çok oynar. Abi Ege'de de oynamazsa hep öldük. Hepten öldük. Çok denize olduk. Girerler. Çok yaşlı kadınlar denize girer. Tabii. Hem de çok güzel yüzerler. Hadi. Balıklama atlarlar. Denizden kara diken çıkarırlar. Kara diken kes, deniz kestanesi. Deniz kestanesi. Onu niye çıkartıyorlar biliyorsun değil mi? İçindeki yumurtayı. İşte o ama direkt kumanda işte, beylerine götürüyorlar onu. Ama bunu da çok sevdiği esprisidir, direkt kumanda esprisi. Her yerde yapar. Ama deniz kestanesini bu kadar git normal mi? Yaşlı kadınlar dalıp deniz kestanesi çıkartıyor. Demek ki proteinin hasosuysa sevgili Tony'cim. Peki evet. Buranın halkının başka ne özelliği var Zeynep? Çok içer. Hadi ya. Çok içerler. Kadınlar da içer mi? Kadınlar da içer. Vay be. Aa, evet güzel. Köylerde, düğünlerde çok içilir. Ne içiyorlar peki? Rakı. Vay be. Sen içiyor musun? İçiyorum. Yani burada kadınlar babalarıyla da içer. Aha. Mesela babam koyar bize de, birlikte içeriz. Öyle şey. Ama yok. Arbede çıkmaz değil mi? Hiç arbede yok. Bir şey söyleyeceğim, fazla çocuk yapmazlar diyorlar ama. Çok yapmazlar evet. Öyle hani 9-10 çocuk. Medeni bir yer yani. Evet, bütün çok anlatılanlar onu gösteriyor abi. Medeni, evet. Rahat. Çok rahat. Geniş su var abi bir kere. Topraklanıyorsun. Evet. Suya girdin mi enerji atıyorsun bir aşağıya zaten. Kadınlar çok rahat burada. Özgür. Bir kere suya girmek için de çıplaklığın da mübah olması gerekiyor. O da çok önemli bir medeniyet getiriyor. Çünkü kadına meta diye bakmıyor. Anladın, normal işte giriyor denize. Evet. Ben zaten İzmir'in en çok osunu sevdim biliyor musun? Dönüp böyle bakmıyorlar. Kimse ya. Kimse bakmıyor. Ha. O da çok rahat. Feriştahını getir, en güzel kadını getir, şöyle dönüp bakmıyorlar. Helal olsun. Evet. Bence yani herkesin İzmirli bir adamla evlenmesi. Ben her zaman söylüyorum. Özellikle İstanbul'da aşkı bulamamış kızlarımız çok. Biz birçok okur mektubu alıyoruz, şikayet mektubu alıyoruz. Aşkı bulamadım diye. Onlara her zaman, senin mesela eşin nereli, İzmirli mi? Foçalı o da. Aa, o zaman olmadı, yanlış olur. Bu karşı kıyı değil mi? İzmir ama şöyle yani, hani senin sıkıntın var ya bu ara biraz. Onun için yani söylemiyoruz. Foça tam karşı kıyısı, Karaburun'un tam karşısı. Tam karşısı, buradan vapur kalkıyor Mordoğan'dan. Evet. İşte günde bir kere, sabahları kalkıyor, karşıya Foça'ya geçiyor, akşamüstü de dönüyor. İsteyen... Her gün mü? Geçen senelerde haftada 3 gündü ama bu sene olmadı galiba koronadan dolayı. Oldu mu? Oldu. Ama biz gittik geldik çok. O şekilde çok güzel oluyor.
Sen şimdi İzmir'de memnun musun? İki tane de çocuğun var. Evet. İkiz. 4,5 yaşında ikizlerin var. Evet. Ama ayrı yumurtaymış. İkisi de kızmış ama. Ben ayrı yumurta olunca bir kız bir erkek oluyor sanıyordum. Yok. İkisi Tony, de kız. Genetiğe dair bütün bildiklerini unut artık. Yeter artık. Bütün bu bilgilerin yanlıştı. Evet. Bak, genetikçi olmamak. Peki bir de Zeynep, balıkçılık da çok önemli değil mi? Tabii. Burada? Benim babam da çıkar. Her akşam herkes bir balığa çıkar gelir veya sabah gün doğmadan. Balığa çıkarlar işte adamlar. Kaç balıkla gelirler mesela takribi? Bir sepet. Bir sepet mi? Büyük, evet. Büyük balık. Şimdi topan kefal zamanı. Evet, topan kefal. Topan kefalın da tadı güzel değil bence ya. Yok, benim favorim sarı kulak. Ha. Sarı kanat mı? Sarı kulak. Sarı kulak. Evet. Evet. Sarı kulak. Sarı kanat İstanbul balığıdır. Onu sevmem ben. Onu İzmirliler dandik buluyor, evet. Beğenmiyorlar. Evet. İstanbul'un da önemli balıklarından yok biri. Yok ya, tırışkadan evet. Nameler o ya. Tırışka değil Tony, tırışka. Tırışka. Evet. Biz birbirimize hep bu böyle... arada bu bizim Bülent şeyin köyünde kalıyormuş. Ha evet. Zeynep'in evet. Köyünde. Köy halkı bunu çok garipsemiş. Evet. Kendi kendine bağırıp çağırıyormuş. Neler yapıyor Zeynep, bir anlasana. İşte biraz kendi kendine gülüyormuş herhalde. Bir de yalın ayak yürüyormuş. Ha, yalın ayak gel, yürüyormuş gel. Evet, onu da duydum. Gel Dolap Mehmet gel. Oo, Dolap Mehmet geldi. Hollanda'dan geldi ya Dolap Mehmet. Biliyorum. Tabii. İzledim onu. Ha? İzledin mi? Nerede evet. İzledin? Ya, uçağın inişi naklen yayınlandı biliyorsun. YouTube'dan mı izlemedin? Ona dinledin. Duygusal CV'de. Ha, oradan tanıyorsun. Duygusal. Evet. Peki nerede kalmıştık? Hani Bülent'in yaptıkları bu kötü çocuk, ne o kötü çocuk? Kötü kedi ki Şerafettin. Şerafettin yaratıcısı tek başına bu köyde bağırıp çağırıyormuş. İşte denize karşı oturuyormuş. Böyle denize bakarak kendi kendine konuşup gülüyormuş. Abi bir şey söyleyeyim mi, ama köylük yerde de 1'e 5 katarlar yalnız ha. Bu arada birçok şey anlattı ama 2 günde odadan çıkmadı diyor. Bülent zaten 2,5 günde oldu. Evet ya, çocuğun nasıl günah alınmış ya. Yazık ya işte. Bizim Orçun onu çok güzel değerlendirdi abi. O dedi kalenderiyi dedi. Bak ne güzel bir bakış açısı. Bugün onlar da gelecek herhalde değil mi Tony? Gelecek. Dün mesela kadınlar hamamından Özlem vardı. Geçmişten tıngırtılardan Atılgan vardı. Aslında maaileydik diyebiliriz. Hep beraberdik. En son tabii Bülent'in gelmesiyle de olay ortam taçlandı. Uzun yıllardır benim öyle çok yavşak bir arkadaş çevrem vardır İstanbul'da. Uzun yıllardır ben de bu kadar gülmemiştim. Çünkü çok yavşaksan eğer senin kadar yavşak arkadaşlara ihtiyacın oluyor. Anladın mı? Yani tamam, bizim dinleyici de yavşak, az değil. Ama yine de ne de olsa pratikte de böyle yavşaklık evet. Yapanlara çok ihtiyaç oluyor ki beraber köpürmek için. Bu çok önemli. Zeynep, sen incirlik koyu biliyor musun burada? Evet, yani hiç gitmedim ama biliyorum, ben de yazdım. Ha, oraya gidelim çünkü orada balıklar insanlarla yüzüyormuş. Hadi be, ne balığı? Siz ben korkarım ya. Evet. Ne balığı? Bayağı balıklar var. Minos mu? Evet, gözüküyordu. Küçük balıklar. Eskiden yunuslar da olurdu. Yunuslar da olurdu. Hadi ya. Evet, ayı balığında özellikle o tarafta. Evet. Ayı balığı da var mı? Hayır. Yani o... Mekan. Hadi ya. Ayı bizim... balığı mı çıkıyordu buralar? Fok yani. Fok balığı. Fok balığı. Bir de kayalar o kadar yumuşak ki. Orada ayı balığında. Hı-hı. Yani normalde burada taşlar sert olur. Ayı balığı dediği bir yerden bahsediyor. Evet. Bir yer. Ha, burası bir yer mi? Ayı balığı diye. Ben de bizim Öküz Mehmet'e benzeyen bir balık cinsi zannettim. Öküz Mehmet değil be. Dolap Mehmet. Ha, Dolap Mehmet. Bak şimdi çocuğu. Özel bir plaj. Yani oraları. Ha. Kayalardan atlıyor insanlar. Evet. Yo, gidelim oraya. Oraya gidelim. Çok güzel İnceliğe bir yer. İnceliğe de gidelim. Gidelim. Peki neden sizin köyün adı Eylen Hoca olmuş? Hayır, anlatayım size. Çok güzel bir isim bu ya. Yani benim bildiğim hikaye şu. Benim ait olmam gereken köy bence benim hani bir köy ismi koy deseler. Abi Eylen Hocam koyarım. Eylen Hocam lan, daha güzel bir yer ismi olabilir mi? Şimdi burada köyde imamlar hoca ya. Köyün hocaları hiç durmuyormuş bizim köyde. Hep 2 ay 3 ay durup kaçıyorlarmış. 2 ay 3 ay durup kaçıyorlarmış. Yani köyden gidiyorlarmış. Başka bir yere. Başka bir yere. Sıkıcı bir köy mü sizinki? Yani bilmiyoruz artık eski zamanlarda. Sonra artık bir tane daha hoca gelmiş. Bu hocaya demişler ki azıcık daha hocam eğlen. Biraz daha eğlen hoca, biraz daha eğlen hoca derken. Yani vakit geçir eğlen dedi, eğlemekten geliyor. Eğlenmekten değil yani. Değil. Yani dur burada biraz daha dur. Hani bizde biraz daha dur diye eğlen biraz daha derler.
Tabii yok, herkes bilir bunu. Aha. Aslında. Eylemek, hani eyleme beni. Eyleme beni. Evet. Eyleme beni. Diye de hatta o tip bir şey var. Yani tam vakit geçirmek anlamında. Evet. Yoksa çalgılarla eğlenmek değil. Değil, değil. Ama o da en güzel vakit geçirme şekli. İşte vakit yani. Geçirirken evet, aynen. Hani senin çok güzel bir sözün vardı Tony. Aşk zamanla geçer ama zaman da en iyi aşkla geçer. Doğru. Diye Tony'nin bir sözü var. Evet. Tony hocanın. Tony hoca efendi. Dün güzel oynadı bunlardı Zeynep. Bu akşam da seni göreceğiz bakalım. Aa, bu akşam bizim Radyo Karavan nikahı kıyılacak. Öyle mi? Evet, gelinimiz var bir tane. Bunlar çıkıyorlar, çok aşıklar. Onları Radyo Karavan nikahı yapacağız. Ondan sonra ve şeyi de herhalde imam olarak da biz Orçun'u tut artık ya. Ondan sonra bir de papaz da var Tony. İşte ne olsun daha şu an, daha ne olsun abi. İşte böyle sevgili arkadaşlar. Çantasını buzda unutan Aylin diye birisi var mı? Pembe bir çanta unutulmuş. Tabii ki Aylin aşık olduğu için o unutmuştur. Burcu yazmış şimdi. Biri her şey pembe ama. Pembe çanta, pembe gözlük unutuldu. Her şey pembe, bütün her şey unutuluyor. Demek ki gidenle pembe aşk demektir. Demek ki giden aşık oldu oraya. Çok güzel yerler buralar çocuklar, kıymetini bilin buraların ya, müthiş. Evet ama valla buralar biraz Yunan adalarına benziyor. Aynen yani. Öyle Türkiye'de benim bu kadar güzel, bu kadar sade kalabilen, sade kalabilen yerler hakikaten görmedim ben. Ama bu son iki senedir biraz değişmeye başladı. Çünkü bundan önce çok daha doğal, çok daha az insanla, daha farklıydı. Yollar yapılınca, virajlar azalınca çok fazla insan akın etmeye başladı. Özellikle İzmir'den. Para geldi ama. Para geldi ama işte mesela bizim köylerde çok İstanbullular huzur var artık. Huzur gitti hadi ya. O çok kötü. Yani yerliler yerine İstanbullular gıcık gelmeye mısınız, başladı. Gıcık mısınız İstanbullular? İstanbullu geldi mi her şey yani pahalı biraz oluyor. Yani biraz evet değişiyor yani. Nasıl oluyor İstanbullular, anlatsana bize Zeynep. Nasıl tipler oluyorlar böyle? Ya işte artık orada parayı kazanmış. Tamam. Burada gelip harcamak istiyor Almancılar gibi. Evet. Peki burada soğuk donuk tipler oluyorlar değil mi genelde? Yani çok bize benzemiyorlar evet. Mat oluyorlar. Mat evet. İnsan yani canlı para, değil. Para insanı matlaştırıyor. Bir de böyle biraz küçümsüyorlar İzmirlileri. Aa. Yani burası köy gibi diyorlar mesela. Ne tabii eşyalı şeklinde gibi olacaktı köy burası. Yani İzmir'e de öyle söylüyorlar. Ha İzmir'e söylüyorlar. Tabii. Ha, ben de biraz öyle şey yapıyorum işte. O zaman ama gelmeyin desene. Öyle şeyler yapmıyorum. İzmir'in ben hastasıyım. İzmir'in dışında artık bir yerde ben mümkün değil oturmam. İstanbul yani yaşanacak bir yer değil. Herkes de biliyor bunu. Köy gibi değil. Şey kötü. Hani böyle kötü de değil de işte herkes birbirini tanıyor. Köy gibi dememizden kasıt evet. Biraz o aslında bakarsan. Mesela biri diyor, "Aa öyle mi? Bilmem kimi utanmam ya." Diye. Herkes birbirini evet. Tanıyor. Onun için öyle deniyor. Kötü küçümsemeyle ilgili değil yani. Hmm. O İzmirlinin kompleksidir ya biraz. Küçümseniyoruz biz. Kompleksi niyeyse bu kadar şahane bir şehirde niye bu kompleks olmuş? Ben 3 sene çocukken orta 2, orta 3, lise 1 hayatımın en güzel 3 senesini çocukluğumda İzmir'de yaşadık biz. Annem ve üvey babamla. Ondan sonra orada ben böyle çok şeydim, hareketli bir çocuktum her zaman. Okulda bir gün işte yeni gitmişim ve direkt dalıyorum böyle ortamlara ama hiçbir çekinir insan öyle bir şey yok. Hemen nerede kalmıştık diye her gittiğim okulda haydi diye başlıyorum yavşakla yani çok yaramazla. Onlar da şey dediler, bu da şımarıyor İstanbul'dan geldi diye şımarıyor dediler. Orada uyandım ki burada böyle bir dalga var. Bak orta 2'de uyandım ben bu işe. Bizimle ilgili değil, sizinle ilgili bir şey bu. Olabilir. Evet abi. Onu geçin en güzel şehir burası. İkisi de doğru ama. İkisi de doğru. İzmirlilerin biraz İstanbul kompleksi oldukları da doğru. Bence öyle. İstanbulluların da kendini yere göğe sığdıramamaları ya da İstanbullu doğru. Diye bir şey yok arkadaşlar. Bir de şu var. Mesela bir gün Tony'nin bir tanıdığı vardı. Şey dedi. İşte bir şey olmuştu. Aa bu hafta gelemeyiz. İstanbul'dan misafirlerim gelecek diye. Onun altını özellikle çizmişti. O da çok komik gelmişti bana. İstanbul'dan misafir. Ama son 3 senedir o geçti, bitti. Evet. Biraz çünkü daha. Çünkü İzmirli şey artık şunu söylüyor İzmirli. Allah kahretsin. İstanbullular buraya akın etti deyince İstanbullular küçümsenmeye başlandı. Onlar el birliğiyle İstanbulluyu beğenmemeye başladı. Çünkü artık biz buraya muhtaç halde geldik ya. Hani baskıdan filan. Çünkü İzmirli hakikaten duruşunu belli etti. Bir de o da çok güzel bir şey oldu. O da bir muhalif bir duruş oldu. Hani onu tartışırız daha sonra iyisiyle kötüsüyle. Evet. O ayrı.
Ama köylerde artık yani İstanbullular belli olaraktan görülüyor yani. Nüfusları var. Abi işte evet. Öyle birkaç aile değiller ama yani. Ama gelenler böyle şey yine böyle ne denir ona, rafine mi tipler evet, diyorduk. Evet evet. Yani şey değil, öyle Çeşme'ye giden İstanbullular gelmiyor Karaburun'a. Bravo. Karaburun'a gelenler evet entelektüeller. Zaten Karaburun biliyorsunuzdur hani felsefesi olarak da. Nasıl? Neymiş felsefesi? Bilmiyoruz yani abi. Çok ben detay bilemem, anlatamam burada da. Ha, anlat abi. Biraz bildiğini anlat. Bildiğini anlat. Yok yok. Aa, anlat be, ama ne olacak, biz vallahi de bilmiyoruz çok hiçbir şey. Detaylı bilmiyorum ama. Birazcık anlat. Şey yani burada sürekli çalıştaylar kuruluyor. İnsanlar farklı şehirlerden geliyor. Aa, felsefe kulübü. Felsefe ay, kulüpleri oluyor. Ay, hiç sevmem. Evet, felsefeyi seviyor karabın. Evet. Peki burada mesela dedin ki kadınlar erkeklerle içerler. Oynamayı çok severler. Evet. Denize girerler. Deniz kestanesi çıkarıp yerler. Peki burada aile durumları nasıl? Sadakat, sadık mı ailelerine peki bunlar? Tabii tabii, herkes normal aileler. Sadakat var. Anladım. Oh be, bir ses kesildi, güzel oldu. Bir sesi gitti. Evet, bu arada Zeynep, sen Radyo Karavan'ı nasıl tanıdın? Anlatsana. Nasıl yakınlaştın bize yani? Ya ben sizi YouTube'dan daha çok dinlemeye başladım. Ne zaman oldu bu? YouTube'dan mı buldun bizi yani? Evet, YouTube'dan buldum. Abi Hüseyin Can Bulat'a sesleniyoruz. Abi biz bundan sonra YouTube'a her gün koyalım. Abim benim abim. Yani böyle radyo programını dinledin oradan değil mi? Ben Ayça Şen Başkan'ı çok çok eskilerden biliyorum. Dinliyorduk o zaman radyodayken. Ama ondan sonra kayboldu. Yani ben bulamadım. Ama YouTube'da görünce hemen tabii dinlemeye başladım. Sen kaybettiğinde ben bulmuştum. Evet. Kocaya vardım. Bir şey söyleyeyim, İzmir'e gelin geldim. Evet. Ya bu bir yere gelin gelmek de güzeldir. Severim ben bu ağızları ya. Ne güzel. Evet. Çünkü niye biliyor musun? Orada akşam böyle patlıcan kızartması, üzerine yoğurt, işte güzel patates kızartması, işte ne bileyim işte bir şey, yani bir sürü yemek vardır orada. Pişen yemek kokusu geliyor. Bir yere gelin geldim deyince o evde yemek pişiyor demektir. Bu arada pandemiye de dikkat ediyoruz. Biz aralıklı oturuyoruz filan. Biraz daha dikkat edelim. Benim bugün boğazım çünkü acımaya başladı. Ağrıyor ama rakıdan. Dün akşam çok bir de aşırı dans ettik. Üf! İlkel. Ben göbek dansının ilkel bir müzik olduğuna karar verdim dün gece o kafayla. Gerçekten bir ilkel kabilede dans ediyormuşçasına ilkel kabile dansı yapmak bence göbek havasına daha uygun bir şey, dans çeşidi. Çok teşekkür ederim Gizem Hanım. Bu arada Karaburun'un bak felsefeyle ilgisi Yunan mitolojisinde de var. Narkissos Karaburunlu. Bu Nergis'in memleketi de Karaburun değil mi? Evet, Nergis'in. Evet. Nergis'in memleketi de Karaburun. Bir de Şeyh Bedrettin destanında da değil mi? Orada da Karaburun'da geçiyor. Çiğneniyor bu. Tamam, pardon. Peki Karaburun'da köyler arası çekişme var mı? Mesela Mordovanlılar Karaburunluları seviyor, sevmiyor, böyle şeyler var mı? Anlatsana biraz onu. Yani işte bu taraf değil de bizim orada 3 tane köy yan yana. Evet. İnecik, Kösedere, Eylan Hoca. Evet. O köyler birbirini çok sevmez. Kız alıp vermezler mi? Verirler. Verirler de yani. Bir dakika. Herkes birbiri hakkında bir şey söyler. Kösederilirler. Ha, dedikodu yaparlar. Evet. Abi onu bırak. Aynı köyün içinde insanlar birbirine jandarma çağırıyor. Dün biz mesela bulunduğumuz köyde çok müzikler çaldı, göbekler atılıyor, danslar ediliyor. Böyle artık koptuk. Şey dediler, aman abi dediler, jandarma gelebilir. Maskesiz kimse yok değil mi? Hani her zaman tetikte olalım. Maskelerimiz her zaman ağzımızda olsun dedi arkadaşlar. Bizde maskesiz kimse yoktu zaten ama. Ondan sonra bu işte çünkü nasıl peki haberleri oluyor dedik. Köyde şu apartmanda mesela diğer şu 2-3 ev var. Köyde eğlence olduğumu mutlaka ihbar eder. Pandemiden mi dolayı dedim. Yok, her zaman ihbar ederler birbirlerini dedi. Mesela bir kat çıkıyor. Bir evinin bir yerine ufak bir şey yapıyor. Hemen ihbar ediyorlarmış ki aslında iyi bir şey değil mi görüntüde, fakat kendi yapamadığı için yani oradaki memleket sevgisinden olsa, köyünü sevdiği için olsa diyeceksin ki helal olsun. Fakat bu kendi yapamadığı için kıskançlıktan. Peki sen mesela buraya gelirken arkadaşların kıskandı mı seni? Evet, çok kıskandı. Nasıl anlıyorsun kıskandıklarını? Yani şimdi böyle güzel bir ortama gireceğim için, bir de sizinle tanışacağım için çok
yani kıskandılar. Peki nasıl anlıyorsun kıskandıklarını? Bir şey mi diyorlar? Anlar abi, insan anlar ya. Yani, yüzleri mi düşüyor? Yüzleri düşüyor, evet. Ana. Biz de geleceğiz diyorlar. Ana. Halbuki fikirleri olmasa bile. Hayır dedim ben. Tanımıyorlar bizi, niye geliyorlar ki? Tanımıyor, etmiyor, biz de geleceğiz diyor. Çünkü benim mutlu olacağımı biliyorlar. Onlar da mutlu olmak istiyor. Ay yazık. Sen şimdi mutlu oldun mu yani? Çok. Nasıl bizi Ayça seni beklediğin gibi buldun mu? Buldum tam tamına. Hadi canım gerçekten. Evet. Aa, ya beni... Tam tamına sizi de. Öyle mi? Evet. Hadi Zeynep çok tatlı ama. Peki programlarda, kavgalarda kimi tutuyorsun? Çok gülüyorum size ya. Aşırı gülüyorum. Ya çok farklı bir denge var aranızda. Yani ne siz olmasanız ne başkanım olmasa, yani bu program herkes böyle olmaz gibi. Bir şey söyleyeceğim. Peki sen konuşamıyoruz değil mi radyodan böyle şeyler? Senin hani nasıl evliliğin nasıl gidiyor filan falan. Sen bak, kaç bu köylerde akraba evliliği de olurmuş. Akraba hiç ben görmedim. Var mı akraba bunda hiç? Yok. Bizde onun için akraba yok. Yok yani. Hayır. Yok. Bir şey söyleyeyim, benim Trabzon'da bir tanıdığım şeyleri vardı. Böyle çok böyle olduğu gibi böyle dümdüz, böyle hiç arkasında başka bir niyet olmadan bakan Laz kızları vardır ama zeki de bakan. Zeynep biraz bana öyle geldi böyle. Evet, burnumdan da kaynaklanıyor. Hayır, o Grek burnu senin. Evet. Değil mi? Siz nereli sizin kökeniniz? Benim Girit'le. Annem Girit. Ha bak nasıl bildim ama ben. Hemen biliyorum Tony. Artık senden dolayı ben de öğrendim. Bu arada bir de Kösedere üzüm şenliği olmuş burada. Bugün bağ bozumu var. Yok artık. Evet. Hadi abi ya, gelelim. Gidelim. Hadi gidelim. Hangi bağa götüreceksin bizi? Kösedere'deki işte bağ bozumuna götürürüm. Aa. Tamam. Uzak mı Kösedere? Şansa bak. Değil, bizim köyün yanı. İşte bak, ama bitmiş olabilir, sabah 6'da gittiler. Ha ama bağ bozumu ne demek ki? Bağ bozumu üzümlerin toplanması artık. Ama şenlik oluyor mu? Son bitiyor yani. Son bitiyor bugün artık. Niye bozum diyorlar? Kim bozuluyor bu işe? Üzümler bence. Ya ben üzüm sevmiyorum ya. Ben şarap seviyorum. Ben üzüm tablet gibi geliyor. Ben şurubunu seviyorum. Tablet. Efervesan seviyorsun sen yani. Bu arada burada bize otel şeyi vardı. Sağ olsun, multivitamin, propolis, C vitamini. Hani ben de alayım. Aa, sana işte orada duruyor. Ha okey. Ay sana ben şöyle Zeynep, sen git de şeyi bizim dolap Mehmet'i yollasana, tamam. Bir onunla bir konuşalım. Hadi çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yani bugün bak bizi nerelere götüreceğim ben söyleyeyim sana. Bir kere annen şey başladı mı öküz köftesine? Başladı. Öküz annesi, köftesi. İncirli koy. Bağ bozumu. Ona ayı boğan. Ne o? Ayı balığı. Ayı balığı. Buralara gideceğiz. Evet. Ayı boğan tamam. Sensin Tony. Akşam da yemeğe geliyorsun. Evet. Tamam okey. Yarın akşam da gel istiyorsan. Tamam olur. Tamam okey. Ya bir şey söyleyeceğim sevgili arkadaşlar, o kadar tatlı bir kız ki bu, Allah'ım ne kadar temiz bakan bir kız ya, evet, böyle evet. Maşallah çok sevdim onu, değil mi, onu bize götürelim. Saftorik biraz ama. Çok tatlı, Allah'ım o bakışlarını temizliği, bir de şey yani radyoda ama gayet de rahat, çok zeki çünkü değil mi, bence çok zeki bir kız. Ya tanısanız şu anda hani bizim böyle kalbimizin paralel olarak pırrrr yaptığı dinleyicilerimiz, hakikaten tanısanız hemen kalbiniz pırrrr yapmaya başlar, öyle bir tip görür görmez. Aha, evet seni. Bu arada dün Hollanda'dan Hollanda'dan Dolap Mehmet geldi, gece saat 1'de vardı buraya, varışın kaçtı gece? 3.30'da gelmiş, hemen biralarıyla deniz kenarına inmiş. Ulan çok komik bir tip ya. Dolap Mehmet var ya, harbi de gardırop gibi geldi. Gardırop gibi. Gardırop. Bence senin adın Gardırop Mehmet olsun, daha havalı. Sen daha kaç kilo kank? Kaç kilosun şimdi Mehmet? Söylemez o. Niye söylemesin? Söyleyeyim ya? Mi? Söyle abi. 130. 130 maşallah. 130'du. Bizde bir tane tartı var abi. Ha. Üstüne çıkınca böyle böyle ölçüyor ya. Evet. En son bir çıktım yaptı. Bir tartı daha bozuldu. Vallahi 130'a kadar tartıyormuş. Ama sen boyu da değil mi uzun? 1.90. 1.90'a 130. Yani iri yapılısın demek oluyor bu. İri kuyum deniyor buna. Bugün de Dolap'ın kendi programı var saat 6'da. Nasıl çok amma uzun program yapıyorsun lan? 2 saat program yapıyorsun. Nasıl seviyorsun konuşmayı? Zaten konuşmayı Cenk Büker'le bu ikisi bayılıyorlar, konuşsunlar. Dün gece de yine beraber 5'te yattık. Ben duydum. Sesinizi terastan da baktım size. Oradan gene vek konuşuyordunuz. Cenk içmiyor değil mi? Hiç bira içmedi. Ben görmedim, içmedi. Ha, bravo. Hiçbir şey ağzına abi, koymadı onu. Ne kadar bunlar işte zeki çocuklar. Bence irade zeka ile ilgili bir şey. Bak
Senin de benim de biraz durgun zekalıyız. İrademiz yaz. Biz kilolu gördün mü? Zeka biraz iradesiz demek. Yani anlatabildim mi? Onun irade bölümü çalışmıyor demek. Bence zekamızı keskinleştirsek belki kilo da verebiliriz ha. Ben... Olabilir mi acaba? Bak şimdi öyle bir şey düşündüm. Ne düşünüyorsun? Dolap... Vallahi ben kendimi çok akıllı hissettiğim zamanlarda da çok kiloluyum. Ben veremiyorum ya. Ben kabul ettim artık. Bunlarla yaşamayı ben alıştım yani. Uğraşmıyorum artık. Bu da güzel. Bu da zeka. Yiğit abi sen kaç tane bir günde 15 bira içiyorsun? Nasıl vereceksin ki? Doğru vallahi. Fazla... Dün akşam kaç tane içtin mesela bira? Dün toplamda mı? Evet. 20 tane içtim. Ama uçakta mecbur kaldım içmeye. Ulan zaten 20 bira zaten 20 kilo yapar. Evet nasıl bakacaksın? Yok 10 kilo yapar hani yarım litreden. Ama şimdi başka gazını da koy. Gazını evet abi. Hakikaten lan 20 kilo 40 tane içer misin mesela? İçerim. İçer. O zaman 20 kilo doğru. Ama uçakta içmeyince bir şey yemeyince maske taktırıyorlar. Bu maske takmasın diye devamlı yemiş uçakta 3 saat boyunca anladın mı? Bak, tüketimi bak ne kadar puştak. Tüketim varsa o zaman ses etmiyor. Ya evet. Tüketim yoksa maske tak. Valla tam kapitalist sistem. Evet, ona bak çocuk kıza sordum ben. Yaklaşmıştık İzmir'e doğru. Dedim ne kadar daha yolumuz var? Dedi 45 dakikamız daha var. Sen dedim 2 tane daha yedekle bana dedim oradan. Kıza dediğin hostes değil mi? Hostes. Hostes. Hayır çünkü kız erkekler de hosteslik yapıyor artık. Yok bizimkiler kız bayan da hepsi. Ondan sonra şey yaptık işte. Ama uçak boştu abi. Yarısı boştu. Hani bu uzun zamandan... Hollanda nasıl gidiyor? Biraz Hollanda'yı anlat bize. Nasıl Hollanda'nın ekonomik durumu, hastalık? Hiçbir şey yok abi. İyi maske yani. Zorunluluğu da yok. Allah Allah. Hiç sıkıntı da yok. Her şey olduğu gibi çok on numara devam ediyor. Hollanda'da buradaki gibi işte kısıtlamalar yok yani adamlar. Hiçbir zaman da olmadı. Hiçbir zaman maske falan olmadı yani. Sadece otobüslerde var. Evet. Peki programcı, şimdi ilk defa bir programcı olarak katılıyorsun canlı yayına. Programcılık nasıl bir şey? Bayağı vaktini alıyor mu? Düşünüyor musun? Not alıyor musun? Hayatında bir geri şey... Geri dönüşler oluyor mu bir de sana? Değiştirdi mi? Beğeniliyor programı. Ha beğeniliyor. Ayşegül savcı bile koskoca memleketin savcısı, devletin savcısı bile senin programı çok seviyor. Apple podcastleri takip ediyorum. Ha? Apple podcastleri takip ediyorum. Apple. Ondan sonra... Ha Apple mı deniyor Hollanda'da? Onlar Apple diyorlar. Apple. Aa güzelmiş. Onlar kendi dillerinde söylüyorlar ya. Ha. 13. ilk onun üzerinde akbaba gibi dolanıyorum. Bir tek ona giremedim. Geçen hafta 13.'ydüm komedi bölümünde. Ha. Siz 1., 2., 3. bizim ana program. Hadi ya. Tabii hiç değişmiyor. Hadi canım. Valla. Aa. Abi bakmıyor musunuz? Hayır. Orada ambargo var. Abi hadi canım nasıl yani? Ne ambargosu anlat bize bunları Mehmet. Abi, onları bana yollasana sen mesajdan reklam yapayım oğlum. Biz telefondan da bakabiliriz. Bizim 1., 2., 3. hep bizim program oluyor diyor. Komedi bölümünde ambargo. Hadi canım. Vallahi. Abi. Her bölüm. Kapattık orayı diyorsun. Orası kapalı bizde. Araya hiçbir şey giremiyor. Hadi ya. Tabii. Ayça ile Tony ev hali. Ben keşke söylemeseydin. Şimdi havaya gireriz. Abi bize. Harbi yok lan biz ne acı adamlar. Abi biz hakkınız kim? Bütün herkes geride bırakıyorsunuz. Hadi ya. Tabii 200 program içinde. Abi ne diyorsun sen bu güzel sana bir ısmarlayacağım ama kaç tane ısmarlayabilirim en fazla onu düşünüyorum. Bazen ilk dört program bile fiziki oluyor. Ama bu akşam rakılayacak artık. Tankut abisi geliyor. Oo, bu gece rakıcı abi. Rakıcı o. Ekip çok sağlam yalnız. Bu gece sen tabii. Oo çok güzel ya. Vallahi kıyamet gibi. Dedim ki bak herkes burada. Tam yani benim hayatımın öyküsünün şeyi gibi bu gezideki herkes. Mesela bizim işte Orçun geliyor. Bak tamam mı? Dolap Mehmet, Bülent Üstün, Cenk Büker, Aylin 100 yıllık arkadaşım. İşte Ayşegül herkes burada 20 kişi filanız abi. Böyle yani bütün huylarımın toplamı gibiyiz burada. Bütün sanki ben merkezci bir şey olarak düşünmeyin. Sadece bir uyanış şekli olarak düşünün. Dedim ki bu bir kıyamet kopma gezisi. Evet. Kıyamet kopuyor benim için aslında burada. Yani nedir? Dirilmektir, ayaklanmak demektir değil mi? Ayağa kalkmak demek kıyamet. Ve abi bütün huylarım, bütün ben olan her şey bu gezide bunun özeti var. Anladın mı? Sen de mesela ben sende görüyorum yani hani o bira içmen sınırsızlık falan böyle muhabbetçi.
Ondan sonra Aylin işte çocukluk arkadaşım, Cenk Büker'in yavşaklığı, Bülent Üstün'ün fazlalığı, böyle abartılı hareketleri. Dolapta Bülent, sen kötü kediyi biliyor musun? Ben onun hayranıydım abi. Hayranıydın artık bugün, değil misin? Bu gece görürsün. Ama eskiden, şimdi Hollanda'da bulamıyorum ben eskiden. Leman'da vardı kötü kedi, evet. Şerafettin. Ben askerlik zamanında her hafta alırdım onu. İşte onun yaratıcısıyla tanışacağım bu akşam. Vay be. Evet. Onu biraz cins ama temkinli ol. Abi bu akşam kavga olsun, çıkarmayın da. Abi tam 10 dakikayı bakıyor. Bizim kızlar da tanışacağız diye çok sevindiler. Arabada öyle bir şey ne yaptıysa artık. Aman abi ben yanına oturmam onun dedi. Ya ben onu anlamadım. Bizim iki kız vardı. Bülent üstüne oturacak dedi. Onları çağırsan Allah aşkına. Dur ben çağırayım dur. Yok siz konuşun, ben çağırayım. Ben çağır. Kimleri çağıracağını biliyorsun değil mi? Anladım. Şimdi bunlar bir heyecanlandılar arkada. Ben Jale ile öndeyim. Bülent Üstün'ü alacaksın. Bir heyecan. Bülent Üstün mü? Ben onun hiçbir şeyini kaçırmazdım bilmem ne. Abi bir geldi adam Bülent Üstün. Tamam bu, bunun saçını sormuştum ben. Tamam, çünkü esmer bir adam Bülent Üstün ama saçlar sapsarı. Tamam mı? Dedim ki sen ne dedim, nasıl açıyorsun dedim bu saçların rengini dedim. Oksijenle mi açıyorsun dedim. Tamam, onun üzerine dedi ki ben dedi kızlara ne, dur şimdi Sema anlatsın. Sema gel böyle, gel gel benim yerime. Gel gel. Ya Tony biz bunu paylaşalım seninle. Ya dur ne oldu? İşte bize önce Gezi'den, önce kendini tanıt bize Sema. Seni bir tanıyalım. İllüstrasyon. Bu arada Sema fıstık gibi sarışın, böyle Ruslara benzeyen bir kız değil mi? Boy boy. Nasıl dolap? Hiç Türkiye benzemiyor. Hiç benzemiyor değil mi? Bir şey soracağım. Bunu bir övünç olarak mı alacağım? Yok pozitif. Bir şey soracağım. Biz nasıl? Sen bir gösteriye gelmiş Sema. Ondan sonra sahneden inmişim. Sonra Sema'ya sen Rus musun demişim. Ben zaten böyle bir tedirgindim. Acaba gideyim konuşayım, ne konuşayım falan diye böyle. İşte Tony enişte biraz böyle konuştum. Sonra sen döndün böyle herkes, sen şey dedin. Rus musun? Ben böyle kaldım, böyle elimde böyle şey telefon. Ondan sonra gittim geri döndüm, dedim peki o zaman filan oluştum. Peki dün şimdi Bülent almaya gittiğimizde, gittiğinizde ben yoktum. Ne oldu da onun bir daha yüzüne bakmadınız abi? Yüzüme bakmadı değil, Bülent'ten tırstık, şöyle oldu. Şimdi biz arabada oturuyoruz işte, Nazlı da var. Önde de Tony enişte. Ondan sonra şey bindi filan böyle. Ya saçları böyle bir şey geldi, sarı hani. Ben dedim ki oksijenle mi açtın saçını dedim. Yani, ama şimdi esprili bir insan ya. Ha. Onu göğsünde yumuşatır döner diye düşündüm yani, aklıma gelmedi. He. Ondan sonra yok dedi işte, dedi küllü sarı falan. Dedim küllü sarı öyle olmuyor, ben sana numara vereyim falan dedim, senin saçın gibi falan. Biraz böyle geyik oldu, sonra şey dedi. Ben siz dedi bir üstünüze gidersem dedi estetik operatör şey operasyon şeyi ararsınız, doktor ararsınız dedi. Biz böyle ve ağlarsınız dedi. Ağlarsa ağlayarak kaçarsınız. Ağlayarak dedi. Estetik operasyon doktoru ararsınız demiş abi, çok komik yerim. Bunalıma sokarım demiş ya. Çok, aynen bunalıma sokarım dedi. Çok komik yerim. Ya gülmekten ölüyoruz. Ama orantısız güç kullanmış abi. Aynen. O kadar tepkiye bizim gerek yok yani. Ya bank komiklik ki, ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi onu zaten dayak yeme sebebi zaten ortamlarda. Zaten orantısız güç kullanıyor olması. Yani ben de karavancımı ezdirmem ona yani. Ama ben çok iyi anlıyorum onu. Çünkü biz de arkadaşlarımızla çok dayak tehlikesi çok geçirdik. Ve bunu söylerken o kötü niyetli söylemiyor. Ben evet, o kadar iyi niyetini görüyorum ki hani. Hiç kötü niyetli değil. Sadece orada o söylenmesi lazım aynen, diye. Aynen, hakikaten de aslında sen kendi özneyi çıkar bir yere. Biri senin üstüne geliyor. Saçlarını oksijenle mi açtın? Hadi bir yere kadar götürüyorsun. Ben de derim mesela onu. Hani ben sana öyle bir şey söyleyeyim. Evet, ağlayarak evet. Estetik bilmem ne. Halbuki fıstık gibi kız. Baksana güzelliğine maşallah. Gerçekten bizim güzel yani karavancılar ya. Çoğun... Bizim evet. Karavancı. Sen tabii şimdi ben sen evlisin başım ama. Bağlıyım ya. Senin başın bağlı. Hanım dinliyor falan gibi oldu şimdi. Yok o dinlemiyor. Türkçe peki bilmiyor. Sema böyle boylu postusun, sarışınsın falan, böyle frapan bir tipsin. Bunun hiç zararını görüyor musun? Frapan. Ya da faydasını, mavi gözlüsün falan. Yeşil gözlüyüm ama. Yeşil gözlüsün. Şey frapan, frapan değilim ben aslında ya. Ama öyle frapan, çok, yani frapan bir tip abi. Yaz ortamında falan. Her tarafında dövme var abi. Ne frapanda öyle her tarafında dövme olmaz. Yani. Hatta anarşit sarışın. Şu anki bu tabloyu koydum Instagram'a, merak edenler baksın oradan. Sema'yı da dolap Mehmet'e.
Ya niye sormadan soruyor? Ama güzel çeker. Ben bir şey yapayım. Editleyeyim onu, öyle koyayım işte. Sen illüstrasyon yapıyorsun değil mi? Evet, illüstrasyon yapıyorum. Bir de moda tasarımcısıyım aslında ben. Yani asıl işim o. Hadi onu danışman olarak devam ediyorum. Evet, Illustra Girl diye. Ben seni takip ediyormuşum meğersem Instagram'da. Biz konuşuyoruz aslında senin şeylerini falan. Hani hadi ya. Konuşuyoruz derken hani. Direkt mesajda mı yazışıyoruz? Yok, yazışma değil de hani birkaç kez böyle ben işte sizin bir şeyinizi paylaşmıştım. Orada böyle bir kalpleşmiştik gibi. Ha, doğrudur. Sohbet anlamında değil yani. Genel herkese yaptın. Teşekkür ederim kalbi de herhalde. Yani hep yapmıyoruz. Normal böyle güzel, böyle enerji güzel geldiyse. Bir şey sorsam ayıp olur mu ya? Ay, olur abi. O zaman kim bilir ne sorayım. Sor abi. İllüstrasyon ne demek? Ha yok be, ne olacak, ayıp olmayacak. Ya, resim çiziyorum. Aslında illüstrasyon şey, hani böyle karikatürde nasıl böyle baloncuk oluyor, hani anlatıyorsun böyle bir olayı. Evet. İllüstrasyon onu o yazı yazmadan bir hikayeyi resimle anlatmak. Betimlemek. Ya. Evet. Anladım. Yani bir mesele var orada, onu böyle bir karede tam olarak anlatıyorsun aslında. Yani hani resimden farkı gerçekten orada bir öykü, bir şey olması gerekiyor, hikaye. Vay be. Yazı vesaire olmadan ama bu ara herkes zaten böyle bir şeyleri... Yalnız dün oturuyorduk, otururken Sema, Ristura Girl yani. Abi otururken bak minyon değil mi? Kısa boylu şişman bir kız sandım ben. Otururken yüzünden öyle sandım evet, ben. Yüzüm toplu bayağı. Evet. Toplu değil de işte böyle hani sempatik, böyle sarışın yanaklı bir kız çocuğu gibi. Otururken sanıyorsun ki kısa boylu ve şişman. Abi ayağı kalkıyor, incecik ve upuzun. Ben bu kadar tezat, otururken bu kadar tezat görmedim. Benim şey dershanede bir hocam vardı. Bütün sene oturuyorum arkada. Hiç kalkmıyorsun sonuçta derse. En son gün böyle bir şey oldu, ayağa kalktım falan. Kadın şey dedi. Sen de uzun ve zayıfmışsın. Ya şoka girdi. Aynı şey. Hiç. Uzun biraz yuvarlak ki o yanıltı. Evet, belki evet. Onlar... Yuvarlak. Bak bu arada illüstrasyon ne diye sordum, ben sana söyleyeyim. Lustrare Latinceden geliyor. Parlatmak demek. Aa. Anladın mı? Bir şeyi güzelleştirmek, parlatmak evet. Yani. Vay. Janjanlı altını yapmak. Altını çizmek gibi böyle aslında. Ya daha çok parlat. Daha çok parlat. Parlatmak. Parlatmak. Evet. Ama bu arada Dolap Mehmet'in hemşerisi de burada. Daha evvel yayını aramıştı. Boz yakadan. Tamam, iki hemşeri. Meliha. Meliha da enteresan bir kız. Dün Aydın'dan İstanbul'a giden otobüse binmiş. İzmir'de inecek. Fakat İzmir'e indiğinde valizini bırakmış otobüste. Vay, çünkü o sırada benle mesajlaşıyormuş. Tam kerizmiş o da ya. Meliha, geç dolabın yanına biraz. Gel. Şimdi burada bir tane havlu aldı şeyden, Carrefour'dan. Bir de Asena ona mayo ödünç verdi. Böyle sivil dolaşıyor bütün gün mayoyla. Evet Meliha, anlat bakalım. Ya evet, uzun mikrofona zaman, yanaş. He, uzun zamandır tabii evimle yaşadığım yer, yani ailemle kaldığım yerin arası Aydın'la İzmir çok yakın olduğu için hiçbir eşya falan götürmüyordum tabii. Evde bütün her şeyim mevcut olduğundan dolayı gerek duymuyordum. Hani böyle valiz mevhumu yok yani bende. Geldim bir baktım Narlıdere'de, aa valizim yok dedim. Gitti yani artık şu anda. Peki tedbir aldın, biri gidip karşıladı mı valizini? Valiz daha şu anda İstanbul'da. Peki biri alacak mı otobüs durunca? Otobüs durunca onu tekrar istediğin yere yollayacaklarmış. Yani Aydın'a, otogara gelecek artık oraya. Peki ne kadar büyüklükte bir valizi? Ya bu en küçük dört tekerlekliler var ya, böyle plastikler, onlardan. Ya peki seyahatlere sen küçük valizle mi gidenlerden? Küçük bir sırt çantasıyla gidenlerdenim ben yani. Bu sefer bir değişiklik olsun dedim. Benim de değildi, annemin valiziydi zaten yani. Yani kıyafetlere değil, ben vücuduma güvenirim mi diyorsun? Tabii ki de, aynen öyle. Kıyafetle işim olmaz benim. Boyun kaç? 1.68. Ya ama daha uzun gösteriyorsun. Evet. Bacak boyundan kaynaklanıyor. Evet, aynen daha uzun gösteriyor değil mi Sema? Evet. Barbie ben gibi maşallah. Ben 1.70 vardır. Yani 1.68. Valla Barbie gibi kız yani. Yok, 1.68 boyum. Evet, ona inanmıyorlar ısrarla. Değildir, yanlış ölçülmüştür. Genelde çünkü herkes 2 santim uzun söyler. Evet. Yok, bana tam 1.68. Hava yollarında ölçülmüştü. Mülakata gitmiştim. Atlas'a. Aynen kazandın öyle mı? Kazandım, göndermediler. Kim? Ya şey... Ailen mi? Evet, biraz zaten çok sıcak bakmamışlardı. Sonrasında da zaten hani sınıfları da kapattılar. Bir problem oldu, bir problem yaşadılar. Benden önceki arkadaşlarım girdi. Hmm. Ben giremedim. Yani kısmet değilmiş. Peki üzgün müsün bu yüzden?
Ya o zaman üzgün değildim de sonra üzgün oldum. Ya, üzgün oldum yani, çok üzüldüm yani. Keşke niye gitseydim. Böyle yurt dışına mı uçmak istiyorsun? Yurt dışına tabii uçmak istiyorum. Çünkü benim yurt dışı maceralarım başlamadan hep bitti. O kadar çok niyetlendim ve nasip olmadı ki bana. Her seferinde bir problem çıktı yani. Kur farkı çıktı. Sevgilim vardı, onunla gidecektim. Onunla ayrıldım. Ondan sonra babamı dil okulu için ikna etmeye çalıştım. Her şeyi ayarladık. Gene kur farkı çıktı. Bir sürü hep birbirine benzer şeyler. Bir dakika, sevgilinle bilet aldınız. Hayır. Bir havacı, bir sevgilim vardı. Havacı ne demek? Yani evet, pilottu. Tayland'a uçacaktık. Evet. Uzun zamandır birlikteydik. Yani bilemedik. Yani, ne oldu da ama kavga çıktı yani? Ya kavga hep çıkıyordu zaten. Kavga hep çıkar ilişkide, vardır yani. Ama sen biraz ilişkilerde sertsin galiba. Bilmem. Düşünmedim bunu. Peki, kaos seviyor musun yani? Böyle. Yok sevmem. Hiç beslenmem kaostan. Ya hiçbir alanda yani. Ne aile, ne arkadaş ortamında. Ben böyle hani hareketli, böyle hararetli bir yapım varmış gibi ama stabil olacak herkes. Aksiyon sevmiyorum ben. Aksiyonlu yerlere de gelemem. Tansiyonum çıkarım. Peki bu Tayland'dan önceki kavgayı merak ettim. Anlatsana bize onu. Tayland'dan önceki kavga yani şöyle bir şey. Bir birlikteliğimiz vardı ve iyi gittiğini düşünüyordum ben. Biz Kaş'a gitmiştik. Kaş'ta da bu çok alkol aldı ve orada bana dehşet cümleler kurdu. Yani evlilikle alakalı falan, hani sürekli bunları konuşuyorduk. Yani benimle evlenmek istiyordu. Hı hı. Ben de böyle çok sıcak bakmıyordum. Sonra bu adam sarhoş olunca içinden başka bir insan evladı çıktı yani. Ben aslında, benim amacım işte sen değil çocuk, bana anam köyden de bulur. Vallahi bana bunları söyledi. Ama genelde kızlar evlenmek ister, erkekler kaçar. Evet, benim ilişkimin bitme noktası hep böyle oldu. Hep evlilikle geldiler bana, ben istemedim. Ya niye isteyeceğim ya, 23-24 yaşında insanım yani. Ne işim olacak evlilikle mi evlilikle? O zaman adam aklını başından almamış. O zamanlar istemiyorsun, sonra istediğin zaman da onlar istemiyor. Öyle oldu zaten, evet. Ama böyle bir balıkçıl kuşu diye La Fontaine'in bir fabli var. Balıkçıl kuşu geliyor nehire. Önce güzel levrekler bilmem ne geçiyor. Daha tam acıkmadım diyor. Karnı acıktığında da hiçbir şey yok. Sonunda midye yiyor. İşte o balıkçıl kuşu benim. Onun da uzun bacakları var zaten. İşte değil mi? Doğru. Benzişiyoruz yani. Böyle şeyler. Yani adam kustu orada. Nefret kustu. Evet, nefret kustu. Kesinlikle içinden başka bir yaratık çıktı adamın yani. Bana diyor, benim için diyor, asıl olan diyor çocuk yani diyor. Hı-hı. Zürriyetim çoğalsın. Öyle. Bana o geceden sonra mı ayrıldınız peki? O geceden sonra ayrılmadık. Ben bunu sineye çektim bir, tabii ki de intikam. Sonradan hani bundan hesabını, defterini dürerim. Vay, dedim. İntikam soğuk yenen bir mezedir diyorsun. Evet he? Evet, ondan sonra Aydın'a gelince dürdüm defterini. Aydın'da mısın sen? Aydın'dayım. Aydın'da mı kaydın? Sen bir şey soracağım, sen babam benim annemi mi tanıyordu? Yok öyle bir şey. Bir dinleyicimizin babası annemi tanıyormuş. Allah Allah. Şeyde, Aydın'da annem iş yapmıştı ya. Ha. İşte onun herhalde çalıştığı falan yer mermer öyle bir şey olmuş. Şaşırmıştım. Çünkü Aydın bizim hiç alakamızın olmadığı bir şehir. Ama Aydınlılar çok iyiler ya. Evet, iyilerdir yani. Genel olarak. Ben gittim birkaç, ne kadar saçma. Hiç Aydın'la hiç alakam yok ama annem orada iş yaptığı için Aydın'a çok gittim. İsmi de güzel. Neden evet, adı Aydın? Sen aslında. Beylikten, Aydınoğulları Beyliği'nden. Ne? Aydınoğulları Beyliği'nden geliyordur ya. Aydınoğulları Beyliği ne ya? Hayatımda ilk defa o nereden çıktı ya? Bu adamı vardı ya. Bir de bu çıktı başımıza abi ya, daha ben Agahoğulları Beyliği'nden daha çıkamadım. Peki, iyi insanlar ama doğru. İyi insanlar. Bir şey söyleyeceğim. Kur farkı dolayısıyla yurt dışına gidemedi. Yani yanındaki erkek sana çok kur yapmadı, ondan mı yürüdü? Evet, da, aşırı kursuzlukta. Tanışımız gibi oldu herhalde. Bu espri kursağımızda kaldı. Peki Melia garip bir isim. Biraz eski kokuyor. Naftalin biraz. Evet doğru. İsminden memnun musun? Yıllarca annem sayesinde memnun değildim. Nefret ediyordum. Çünkü babam ismimi koymuş. Yani kendisi karar vermiş. Kucağına da kimliği koymuş hastanede. Yani nefret ediyordu. Hiç sevmiyordu. Hatta Meloş falan diyorlardı yani. Hiç Meliş diyorlardı. Hiç Melia'yı duymadım. Ama Meloş sana yakışır. Hep herkes evet. Öyle söylüyor. Meloş diyordu. Ama ben sonradan çok sevdim. Yani özgün olduğunu düşündüm. Öyle herkes de duymadığımız. Daha kötüsü var Melahat. Evet. Yok be, Melahat da iyi ya, Allah Allah, niye? Bence güzel. Ben bu eski isim sevmeme kafasını çok evet. Ergen buluyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum yani. Bir barışık ol abi, ne olacak yani? Ha bir de zaten kötü isim diye bir şey yok yani. Evet. Sadece onun dönemi evet. Diye bir şey var. Mesela Melahat ya da işte ne bileyim işte Müzeyyen, bunlar zamanının çok önemli isimleri. Evet. Yani Aleyna gibi. Evet. Yani 100 sene sonra da Aleyna mesela. Alara gibi.
100 sene sonra ben küçükken mesela şey istiyordum hep. Benim işte ismini Sema koymuşlar. O zaman anne babam şey diyordu. Hayır diyordu. Hiç kimse de yoktu. Ben çok beğendim anlamını koydum falan. Sonra annemin bir konken arkadaşının adı Sema çıkıyor. 55 yaşında. Dedim hani yeni bir isim. Bizim bir arkadaşımızın adı Tolga. Sevgilisinin adı da Sema'ydı. Bunlar İngiltere'ye taşındılar. Bir gün biri geldiğinde şey demiş, sizin isminiz işte Sema demiş. Aa nasıl söyleniyor falan. Sizde isimler var mı demiş anlamları. Demiş evet, Sema gökyüzü demek. Aha. Tolga da savaş başlığı. Nasıl demiş ya, siz şey Kızılderili gibisiniz. Evet, aslında düşününce ya. Kızılderili evet. Gibi isimler. Evet. Gökyüzü, oturan Sema falan hani böyle. Mavi Sema filan. Aslında Mavi ilk adın olsaymış. Evet. Mavi Sema çok güzel. Mavi Sema güzel. Ama tekne ismi gibi oluyor. O zaman Mavi hep sana o zaman hep şey yaparlardı. Arkadaş, senin eşinin arkadaşları sana yazardı. Çünkü evet. En iyi tekne arkadaşın teknesidir diye. O yüzden. Çok iyi. Uçtus 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 uçtus. Ama evet. Tolga da güzel bir isim. Tolga yani. Da yakışıklı gibi Tolga böyle. Tolgalar hep anlamı da çok güzel ama yani. Evet, Tolga Türkçe bir kelime. Evet, yakışıklı isim gibi. Yakışıklı böyle. Siz benim arkadaşlarım Tolgaların çikinliğini görseniz o ne işte yakışıklı isim. Ve bir şey söyleyeyim, aslında Tolga yine koyulabilecek her zaman yeni bir isim gibi değil mi? Evet. Evet. Bak, Tolga hep güncelliğini koruyor. Murat bitti mesela. Murat kimse bitti. Koymuyor artık. Halbuki Murat da çok eski bir isim değilmiş gibi değil mi? Evet. Bir furyaymış, gelmiş, geçmiş gibi değil mi? Ayça mesela. Ayça da sanki yeni gibi. Evet. Ayça yeni gibi. Serpilmeden bitmiş gibi. Evet. Şimdi gerçi küçük Ayçalar görüyorum ben. Küçük Ayçalar. Küçük Ayçalar abi, hatta benim dinleyicilerden çocuğuna Ayça koyanlar da var ama çok az tabii, yani bir toplum oluşturmaz onlar. İleride bunu düşünebiliriz. Aha, Ayça. İşte koçum geldi Sema, benim. Sema bir yerini versene. Çocuğum. Vay be. Tuna, Tuna geldi. Tuna var, yemeğini yeseydi çocuk. Ama Tuna felaket bir tip geliyor şu an. Bu arada Tuna, dün Bülent Üstün Tuna'yı gördü ve dedi bu ne abi dedi. Bu korkunç bir karikatür bir tip bu dedi. Ben bunun çizgi filmini yapacağım dedi. Bütün haklarını satın alıyorum dedi annesi. Tuna sen kendini komik buluyor musun lan? Yok, çok da değil. Biraz yaklaşsa yaklaş, gel. Yaklaş. Neden çok komik bulmuyorsun? Bence çok akıllı ve çok komik bir çocuksun sen. Yani arada komikliğim oluyor ama çok da değil. Ama biraz gıcıktın eskiden. Geçti, o gıcıklığın geçti. Geçti sen. Nasıl oldu acaba ya? O gıcıklık şeyden... Neydendi? Şeyden dolayıydı böyle... Çok aptal bir dönem geçirdim böyle. Arkadaşlarım hep benimle dalga geçti. Ya, hep ne şey diyorlardı? Yaptı. Ya işte boyumdan tut her şeyimle dalga geçiyorlardı. Boyun kısa mıydı diğerlerine göre? Çok. Şu anda da öyle ama çok sorun değil şu an. Aa, lan senin kadar yakışıklılar mı be bu yaşta be? Ay, koçum benim be. Hiç sakın ha. Sakın ha. Bir de bir şey söyleyeyim, birdenbire uzanıyor. Evet biliyorum. Birdenbire uzanıyor ama uzayamayabilirsin çünkü Sivaslı senin annen. O kadar da... Yani. Annemden de geçebilir boyum yani. Ama bir şey söyleyeyim, senin annenin ailesi çok uzun boylu. Yani kendi biraz kısa boylu. Aynen, kendisi biraz sen kısa. Dert etme, sen uzun olursun, hiç korkma. Güzel yemek ye ondan sonra, ama ançtı biliyorsun bütün bu olayları. Bu klasik konuşmaları sen kafanda bir paket ya gibi düşün. Aynen, babamlar falan hep yumurtanı ye. Ay bilmiyordum ya yumurta yiyeceğimi. Ha hıyar hadi. Babana bir dahakine hıyar hadi, tamam mı? Peki Tuna, büyükleri sıkıcı buluyor musun? Evet. Çocuklar nasıl? Ya bütün büyükler değil. Mesela siz gayet eğlenceli insanlar. Hadi ya. Vay, ama sen bir şey söyleyeyim, sen eğlenceli olduğun için biz eğlenceli oluyoruz. Yani senin eğlencenin ışığı bize yansıdığı için oluyoruz. Yoksa biz çok sıkıcıyızdır. Tabii abi, mesela düşün, iki insan var. Arkadaşınla oturuyorsun. Arkadaşın sıkıcıysa sen de sıkıcı oluyorsun. Doğru. Doğru mu? Doğru. Ha, sen eğlenceliysen herkes eğlenceli oluyor. Şey pardon, karşındakine de bağlarsan sen de eğlenirsin, o da eğleniyor aslında. Yani birbiriyle etkileşim evet. Halinde insanlar. Ama daha çok kişinin kendinde bitiyor bence. Sen renkliysen ortam da renkleniyor. Sıkıcı bir ortam ve anlı ve canlanabiliyor yani. Evet, ama birisi eğer baskınsa ve renksizliğiyle baskınsa senin de moralin çok kötü oluyor. Evet, o da olabilir. Doğru yani. Konu ama başka, tabii sonuçta senin elinde. Hani evet. Hemencecik bir mod değiştirmek lazım. Moralin bozuk olduğunda ne yapıyorsun mesela Tuna? Bilmiyorum, evde yani dışarı çıkıyorum biraz. Arkadaşlarımı çağırıyorum. Arkadaşlarım olduğunu, eğlenceğim bir şey olduğunu hatırlatıyorum kendime.
Ha, yani oyun oynarım falan gibi bir şey mi? Hmm, onun gibi her şeyim var diyorum ya. Yani. Aferin ha, sana be. Maşallah. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu uzaktan eğitim dalgası nedir Muruk? Uzaktan eğitim bir kere çok da verimli olmuyor. Çünkü internet kesintisi çok oluyor. Bazıları da bunu bahane yapıp kamerasını kapatıp gidiyor uyuyor. Dersin sonunda da açıyor internetim. Vay eşşi olacaklar. Bir şey, sen kaç yaşındasın? Kaça gidiyorsun? Ben 6'ya gidiyorum. 6'ya gidiyorsun. Yani kaç yaşında? 10 yaşında mısın? 11. 11 yaşındasın. Kapatıyor kamerayı, uyuyor mu? Ha. Abi ne kadar pezevenklermiş yani, çok acı, acayip bir şey bu. Hakikaten ondan sonra hoca falan kızıyor, annesine yok yazıyor falan, annesine bir şeyler söylemeye çalışıyor. Çocuk annesinin numarasını vermiyor, hiç açmıyor kamerasını, sesini de açmıyor. Ay, oo, rezalet çıkmış. Bir şey söyleyeceğim, eğitim sisteminde rezalet çıkmış. Yani. Bakan duysun. Ama peki, sen Tuna, geleceği nasıl görüyorsun eğitim sisteminde? Nasıl olsa güzel olurdu. Ya, gelecekte eğitimliğe değer verilmeyecek ki. Neden? Şu anda da olduğu gibi yani. Eğitime bak, değer verilmiyor mu? Evet. Eğitimsiz herkesin sarayları, BMW'leri, her şeyi var. Vay kardeşim. Adamlar onlara... Ulan çocuk kapattırsa ya bizi bak. 6 senedir hiçbir şey olmadı. Çocuk kapattırsa ya bizi. Çok gülüyorum. Zaten kapattırsa kapattırsa ancak Tuna kapattırabilir zaten. Tuna, peki sen bilgi seviyor musun mesela? Okumak, öğrenmek hoşuna gidiyor mu? Yani... Çok da değil. İnternetten gördüğüm bilgi varsa izliyorum. Ha, şey gel böyle. İnternetten görürüm bazı bilgileri. Peki idealin ne? İleride ne olmuş? Ben de onu soracaktım. Klasik soru. Bunu sormayanı, bunu sormayanı dövüyorlar. Çok zevk alacağın bir iş ne olabilirdi senin mesela? Ya ben mimar olmak istiyorum ama mimarlıktan siyasete yürüyeceğim. Bak. Vay aslanı. O yüzden çok da mesleki şeyim yok. Bir şey soracağım, ne olmak istiyorsun değil, aslında ne yapmak istiyorsun diye sormak peki, lazım. Peki parti kurar mısın Tuna? Parti kurarım evet. Peki adını ne koyarsın? Onu daha düşünmedim onu. Nasıl bir parti kurarsın mesela? Sağ mı sol mu? Nereden bilsin sağ sol nedir? Sol sol. Sol sol. Ne diyor adam ya? Adam ne istediğini iyi biliyor hayatta. Tabii ki de. Tuna ya. Ben fanıyım Tuna'nın. Bir şey peki bir çizgi filmin olsa oradan belki yürürsün Tuna. Aa. Ha? Onu hiç düşünmemiştim. Hoşuna gitti mi? Bülent gitti, bir gitti. Atraksiyon yaparsa. Gitti gitti. Bülent yapsın yapsın, ben kafama koydum o işi. Nereye imza alıyorum? Kontrata imzayı basar mısın Tuna? Basarım ben. Tamam. Ama Tuna şöyle bir çocuk olarak gidip şunu bir doya doya öpeyim olmuyorsun yani. Yani. Şafeli zaten Tuna ya. Öyle çok cıvık duyguları sevmiyor. Yok, değil mi? Yok sevmiyor, ciddi. Sevmiyorsun değil mi? Evet, annemle biraz şey yapıyorum ama o da oluyor zaten annem. O anneyle olur ama mesela ben gelip seni böyle mıcır mıcır yapsam olmaz yani. Zaten içimden gelmiyor sana öyle şeyler yapmak. Benim de içimden gelmez zaten. Peki Tuna, okulda kimlerle iyi anlaşıyorsun? İyi arkadaşların var mı? Genelde ya, geçimli misin yani? O dolar nerede o dolar? Okulda zaten 8 tane kız var. 3-4 tane de erkek var. Sınıfta 10-12 falan kişiyiz. Evet. İşte ben Bertu diye bir çocukla anlaşıyorum. Dahaları zaten derse kaynatıp şey yapmaktan başka olayı yok. Uyumaktan başka olayı yok. Uyumaktan? Ha, uyuyorlar. Direkt kamerayı kapatıyorlar, uyuyorlar. Uzaktan eğitiminde ha, kamerayı kapatıp uyuma. Güzel, sen hiç yaptın mı bunu? Yok, ben bildiğim sorular, önceden yaptığım şeyler olursa hocalar onları kontrol ederken ben arkada oyun açıyorum bazen. Tabii tabii, ben görüyorum, az sekmeye atıyorlar. Takılıyorlar öyle. Ne, hangi oyunları oynuyorsun? Ya değişiyor. Ha. Ama online oyun oynamıyorum böyle. Ya yani aşırı sıkılırsam normalde hiç yapmam öyle. Ha. Peki dün senin müzik dersin vardı. Bizim evde derse katıldın, şarkı söyledim. Yo, müziğe de vardı. Beden eğitimi de yaptı. Dün videonun karşısında kameranın.
Ondan sonra böyle garip saçma sapan bir soytarılık yani aslında. Aynen. Ne saçma değil mi öyle şey? Garip hareketler. Yani o yüzden hoca yarısında zaten soru sormalı oyun yapıyor. O nasıl yani? Ne mesela? Yani soru soruyor. Ondan sonra o soruyu doğru cevap verirsen bütün sınıfa ceza veriyorsun. Bilemezsen bütün sınıfla birlikte hoca sana size ceza veriyor. Her türlü ceza. Ya da kartlı şeyler var. Sol mu, orta mı, sağ mı diye böyle. Mesela ortayı seçiyorsun, orada şınav var. Sağ seçiyorsun, orada gofret olabiliyor. Yani değişiyor. En sevdiğin abur cubur hangisi? Şey, Doritos. Ha? Doritos. Hayır, Tuna bizim eve ilk geldiği bir gün ben pazarda Pringles aldım. Pringles'ı bir gördü. Oo, burası zengin evi. Doğru. Abi 15 kağıt doğru. Değil abi. Yani, aynen. Doğru söylemiş. Ben de görsem Tuna, bak, ben aynı şeyi söylerim. Karavancılar diyor ki parti koksun oylar bizden diyor. Merak etmesin diyor. Tamam. Tamam. Başka Tuna'ya sorusu olan varsa WhatsApp'tan sorsunlar bana. Ne diyor bakayım? Bir şey soracağım. Tuna Karavan'da radyo programı yapsın diyorlar. Öyle bir başlasın diyorlar. Radyo programı mı? Ha, anlatacaksın böyle bir yarım saat. Hayat hakkında düşündüklerini annen kaydedecek, bize yollayacak. Ne dersin? Olabilir ama işte canlı ders falan olayı olunca. Bu da derslerimden çok seviyor da dersleri. Ama ne yapayım? Dersimi asayım bir radyo yapacağım. Hayır. Pazar günü canım, pazar günü yarım saat. O hafta seni etkileyen olayları anlatırsın bize. Yaparım. Tamam. Telefona kaydedeceksin, tamam mı? Kaydedeceksin. Sonra susacağın yerde stopa basacaksın. Pauza basacaksın. Sonra aklına bir şey gelince yine kaydet. Bütün hafta böyle beşer onar dakika konuş. Sonra da pauza bas. Tamam. Aklına takılanları, yani illa bir gün içinde yarım saat konuşmana gerek yok. Sen aklına geldikçe kayıda bas. Sonra hem onları birleştiririz biz. Evet. Benim bilgisayarımda zaten editleme programı var. Aslanım benim ya. Tamam abi, olayı çözdün sen. Tamam. Sen bundan sonra abi yarım saat bütün hafta boyunca aklına gelenleri git kaydet. Sonra onları editle, birleştir, bize yolla, tamam mı? Tamam. Programına bir de isim düşün. Senin partinin ismi de olabilir o. Yavaş yavaş gazlayalım senin partiyi burada. Tamam. Hazırlık olsun. Büyüyene kadar anca da 100 sene içinde bir ekip oluşur. Evet. Biz onunla İngilizce beğenmedi. Bizim İranlı hocamız daha iyi. Senin aslanım. Diye. Ama işte hocanın acayip bir aksanı var o yüzden. Hangi hocanın? Onu bizim bir taklit etsene. Bir taklit etsene onun aksanını. Ya tam aklıma gelmiyor ki. Söyle söyle. Guys, we will gana ya ben tam yapamıyorum ki, hoca annem bile zaten hocayla konuşamıyor, anca yazışıyor. Ha ya, kötü mü şeyi? Ya şey pronunciation'ı çok şey böyle iyi. Ha iyi. Hoca güzel konuşuyor yani. Ana rangala bank mi yapıyor? Bungala bank. Hangara banga, bungara bay. Yani İngilizceye ağırlık vermeyen çocuklar hiç anlamıyor bile. Sen veriyor musun ağırlık? Tabii, ben hep sınavlarına falan katılıyorum. Full da çıkarıyorum. Hadi ya. Aslansın be. İyi, o zaman bir şarkı. Bir şarkı arası verelim. Koçum benim be, helal olsun sana Tuna. Ey yavrum be, çok büyük adam geliyor ha. Ha, onun için bu aşıklık sarhoşluğu. Bu kadar mı sarhoş yapar aşk insanı ya? Kafası İçtim geçmiyor. Aşk şarabını diyor, biliyorsun. Ha, tabii. Aşk şarabı, tabii. Kafası geçmiyor hacı. 2,5 ay oldu, geçmiyor kafası. Ben böyle bir şey görmedim. Ne bildim ne tanıdım kardeşim. Yani aşk. Bu eski bu ilahi aşka tutuldun sen. Vay wow, gel gel tasavvufta. Yanalım ateşi aşka. 3 saat falan uyudum. Hadi yani, bir de az uyuyorsun, bu aşkın bir de o yönü var. Şeytan gibi. Uykusuzluk yapıyor sende. Gözlerim cavcaklı. Ama sabah 6'da sahildelerdi. Sahildeydik. Yani bu biraz da uykusuzluk sarhoşluğu. Hayır, nasıl, gözlerim cavcaklı. F-16 getirin uçurayım, çok iyiyim diyorum. Bilmiyorum ya da öyle hissediyorum. Yani. Aşık öyle, olunca. Aşık olunca yani, da uyunmuyor. Onu düşündüm. Yani. İşte böyle bir şey daha önce başına geldi mi? Hayır, asla. Çünkü ben dün akşam ona bir şey dedim. Ki bunu 5'te falan dedim. Yani yamulmuşuz artık. Zihin çalışmıyor ama dedim ki bütün sevdiğim kadınların toplamının 100 kereden fazla seni sevdim ve sevildim senin tarafından dedim. Bunu seyrederken kendi kendime duygulandım mı? Az nemlendim.
beklediğin yerde değil, burada. Hı-hı. Vay be. Öyle bir nemi gözlerinde öyle hissetmem. Bir nemi bu coğrafya görmedi lan daha önce. Ah şimdi. Ne kadar bizim günahımız ne oldu? Bence güzel şey herkes. Yoruldun mu? Getirmek. Dolaba ver, sıkıldığın yerde dolaba. Çok duygusal yani bu. Bu arada enteresan. Patreon'a bizim video kameramızı getirdik. Doğu Bank'tan aldığımız. Doğu Bank'tan. Ne Doğu Bank'tan o kadar Sconi. O kadar para verip aldığımız Sconi var kamera. Kamerayı bir sus. Bir sus, bir şey anlatacağım. Ya, ne için getirdiniz onu? Dur ama yani mı? Sürekli konuşman için getirmedik. Arada bir sus. Onu nefes doğru, alabilirsin. Doğru. Onun o kamerayla şu anda bütün geziyi çekmeye başladık. Bugün daha dün artık şey yapamadık, çekemedik. Şu anda dolaydı kamera. Dolay sen de konuşarak röportaj da yap biraz. Konuş onu... kızım biraz hareket evet. Abi onu tembel çıktı yalnız. Bak burada çocuk geliyor ya çocuk. Sen boş ver yayına baksana sen ya. Bu yayındayız. Sen de sus be her şeye. Hakikaten ya aynı anda iyi şey yapma bana yani. Ver. Aynı dalgası hor hor körükleyemem. Evet evet. Peki gözlerindeki nemle nasıl başa çıktın onu anlat. Ağlamıştır yavşak ya. Ben ağladığım oldu. O da ağlamıştır yaşta. Kesin o da gözleri İşte olmuş. Geliyor kendisi. Masum ve zorlu kadın. Dur şimdi sizin aşkınızı bir daha çekemeyiz. Ya abi onu kimse çeker. Ya bir de ben şeyden nefret ederdim. Ha. Hani böyle sırnaşık devamlı elini tutsun öpsün bir şey. O hale gelmiş olmaktan yapışık aşık. Abi. Yani ama ben engel olamıyorum yani o da abi siz evet sürekli ben bunları evde levyeyle dolu ayırdım ya. İğrenç abi çok görünüyor. Sıkıcı ya yani inanılmaz bir şey İğrenç. Bu aşk kafası İğrenç. Çok sıkıcı sizin İğrenç. Ağzınıza sıçayım ben. Abi ne yapayım yani öyle gelişti. Gelişine vurduk işte. Peki hiç korkmuyor musun bu bir gün bitecek bu da diye? İçimde bir his var yani bitmeyecek diye yoksa bitse büyük düşler ölünce çok kan akar be Tony. Vaaay. Wow. Ne kadar gıcık bir insan değil mi Tony? Evet, sence çok gıcık değil mi? Ekmeğim yarım kaldı orada. Git kahvaltı yapıyor. Çocuk kahvaltı yapıyordu ya. Tamam o kaç dakika varsa buyurun bana bitireyim ben ya. Size ben yok 20 dakika çekemeyiz sizin aşkınızı. Öyle havaya girdim ki size rakip radyo alacağım. Radyo açacağım adını falan hepsini buldum. Altyapı hazır yarın darbe yapıyorum. Size rakip. Adı ne olacak? Radyo Karaman Konya'nın sesi. Etli pide üzerine olacak radyo. Oradan. Çok iyiymiş. Etli pide. Evet, radyo Karaman. Alma biz de değiştireceğiz onu. Biz de kont devrim yapacağız. Karşı devrim ve radyo kalamar yapacağız. Ne? Orayı yakalayamam. O çıta çok yüksek. Dün akşamki kalamarlar nasıldı? Ayıp abi olsun. Kalamarlar bak şimdi. Bunu o kalamara çok iyi demeyen taş olur. Dünyanın hangi coğrafyasından gelen geldi dedi ki bu kalamar çok güzel. Pişimi kendisi kalamarın. Kalamar dile geliyor tabakta. O diğerleri o köpoğlu gibi bir şey vardı. İçinde bir acısı var. Önce çok yandım diyorsun mesela. Sonra diyorsun ki lan ne güzelmiş bu acı. Tamam onlar vardı. Bu arada Ayça ile Tony gitti. Ben yalnız başıma devam ediyorum programı. Evet Ayça sen de gelsene. Konuk alayım Ayça'yı belki arada alırım. Durun bakalım. Merhaba. Ha merhaba Ayça. Abi amma hızlı koştun ya. Sana da yaradı oksijenden bence. Oksijen. Abi çok güzel bir yer. Bir dakika. Çok etkileyici bir şey. Aileni çağırdım. Sabah artık yedimine. Gel şeklinde. Abi ayın şalkı vurur derler ya suyun üstüne. Gün batımında güneş vurur. Ondan sonra dinleyici umarım sen dinliyorsundur bu arada yani. Bunlar beni dinlemiyor. Ben kendi kendime anlatıyorum. Sen konuş biz gözlerimizi dinlendiriyoruz. Abi yıldızın şavkı vurmuş denize böyle bir ışıklı yol. Hayatımda ilk defa görüyorum. Belki de Allah gösteriyor yani ben böyle bir duygu durumum bozuldu diye yani. Aşktan. Anladınız mı? Çok evet anladık. Ne? Çok anladık. Ama sizin anladık. Aşkınızdan çok etkilenmişler. Çok etkilenmişler. Hani sizin bir dans eden fotoğrafınızı koymuşlar. Raks eden evet. Ondan sonra çok etkilenmişler. Allah mutluluklarına daim etsin yazmışlar. Abi hit manyağı olmuş. Çok hit almışız. Ondan sonra bir de sabah ben hep bir şarkıyla uyanırım. Nedense Tony söylerim. Bir şey soracağım. Ya ha. Cenk Büker zaten eğer tercih edilen bir programcı olsaydı o onun radyosu olurdu. Bence onu yollayalım başkalarını çağıralım. Peki, doğru mu?
ağır mı konuştum? Türklerde bir adet var. Ha, biraz ağır konuşuyorum ben. Buyurun siz de benim radyo programıma gelin o birazdan. O da doğru, güzel. Çay yaparım, çörek yaparım. Baksana sen orada Nazlı diye bir kız vardı. Ben Nazlı'ymış. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Dün masadaki en sıkıcı, en komik olmayan insan şeyi ne şey yaptık. Dün akşam kocaman bir masa vardı upuzun. Bülent diyor ki oradan, Bülent üstü. Evet. Asena'yı gördü, diyor ki işte en komik olmayan insan, yakalayın. Ya, o, ya Bülent'te acayip tabii bir enerji var. Her masaya lazım. O enerji ne ya, ama yoruyor bir yerden sonra. Ben menajeri olup 100 liradan satmayı düşünüyorum. Her masaya 3'er dakika. Tabii abi. Abi yani ölüyü diriltir. Çok güzel enerji ama bitmiyor bir de. Bitmiyor. Gerçi ölü, bir, ölüyü hani, diriltip tekrar öldürür. Tekrar öldürür, bir daha diriltir. Reenkarne manyağı yapar. Reenkarne. Abi bende de öyle oluyor işte ama o çok güzel. Dışarıdan bak, arı kuşu. Bak arı gördüm, kuşu. Gördüm, Ali kuşu. Tamam sen git şimdi Nazlı'yı yolla bakalım. Teşekkür ederim. Nazlı diye varsam hayır, olmaz, yok, olmaz. Oradan söyle. Nazlı kimde gelsin? Hadi şımarma ya. Nazlı tanımıyorum kendimi. Hadi sonra abi, da sevgilinin koynuna gidince. Git. İşte tamam peki, hadi ben gideyim. Yalnız bak mikrofon olunca sevgiliyi unuttu, farkında unuttu, mısın? Unuttu tabii. Abi, ulan bu işler böyledir ayrı. İşte. Bir mikrofona ya, bakıyormuş. Ya iki dakika daha yapabilir miyim? Çok zevkli ama ya. Hadi ya. Hadi ya, peki ben. Tamam. Gidiyorum. Bu iyice yumuşamış ülkü, bu. Ülkü'yü çağır. Ülkü'yü, Nazlı değil. Ülkü. Ülkü gel. Yani. Abi Ülkü de çok cins bir tip. Aa, ben Ülkü çok cins, çok evet. Çok uzun zamandır bu kadar cinsini görmedim. Trabzonlu abi. Abi çok acayip bir tip. Evet. Evet, gel buraya gel. Gel gel. Ülkü aynı zamanda Ayça'nın İtalyanca dersine de katılıyor. Ama söylediği şimdi gerçekleri konuşamayacağız. Çok hiç. Hızlı öğreniyor. Amma da hızlı çok öğreniyor. Yok, pek hızlı öğrenmiyor doğrusu, işin doğrusu. Biraz yavaş öğreniyorsun galiba. Ama azimle öğreniyorum. Ama bırakmıyorsun işin evet. Sonunu. Ama diyor ki bir şekilde çalışıyor. Başladı mı çok yavaş öğrenirmiş ama bir anda da çok fena öğrenirmiş. Evet, o eşi geçtikten sonra öğrenmem. O zaman manitalara da zor bağlanıyorsundur ama bir kere bağlandın mı tam bağlanıyorsundur. Evet. Doğru mu? Uçuyorum. Doğru mu? Doğru. Hadi be. Peki bir şey soracağım. İlk kez bir geziye katılıyor. Öyle de şunu söyleyeceğim. Sen yamaç paraşütü yapmışsın. Doğru. Hoca bakmış demiş ki yok ya bu yapamayacak. Böyle bayağı bir düşünmüş buna bakıp, o düşünürken elini çenesine koyduğunu görmüş yani hocanın. Evet. Bu acaba düşer ölür mü dedi, korkmuş, tehlikeli de bir iş. Eğitimimi sonlandıracaktı. O ha, bakışı demiş, gördüm. Ha bakışı gördün değil mi? Evet. Sonra ne, ne oldu, nasıl oldu? Hocam dedim hiç merak etmeyin. Ben bu konuda çok disiplinli bir şekilde çalışacağım. Benim bir eşiğim var. O eşiğim. Eşeğin mi var? Eşiğim. Ha, evet. O eşiği geçtikten sonra çok güzel uçacağım dedim. Ondan sonra evet gerçekten azmettim. Hani peki bakalım falan dedi. Böyle çok şey değildi. Hani ihtimal vermedi. Olasılık dahilinde değildi ona göre. Ama sonrasında kalkışlarımda şiir gibi kalkıyorsun hadi ya dedi. Evet. Hadi ya. Abi korkmuyor musunuz ya maç paraşütü işine ya? Korkuyorsun ama çok keyifli. Hayatımda yaptığım en güzel şey. Hadi ya. En güzel deneyim ve bana çok şey kattı. Ah. Sabırla beklemeyi, limitlerimi öğrenmeyi, egolarımı bastırmayı. Bunların hepsi. Egonu ben nasıl bastırmayı öğrettik ya maç paraşütü? Çünkü karşında doğa var ve sen ondan asla daha güçlü olamıyorsun. Ah. Saatlerce oturup hani uçmak için saatlerce yolculuk yapıyorsun. Ölüdeniz'e, Denizli'ye, herhangi bir uçuş noktasına gidiyorsun. Kaç saat uçuyorsun? Uçuşun uçtuğun coğrafyaya göre değişiyor. Ölüdeniz'de standart düz bir uçuş yaparsan yaklaşık yarım saat sürüyor. Ama eğer sen havadaki kaldırıcıları kullanırsan o zaman daha uzun süreler uçabiliyorsun. Ya mesela bir saat uçtun mu hiç? Benim bir saat uçmuşluğum var. Bir soaring uçuşu diyoruz. Mesela ormanda o tür uçuşlar yapıyoruz. 8 kilometrelik bir sahil şeridi var İstanbul'da, Çatalca'da. Orada bir havalanınca saatlerce eğer uygun hava koşullarını yakalamışsan uçabiliyorsun. Diyelim ki bir anda hava döndü ve rüzgar durdu. Öyle bir anda hava dönmüyor. Öyle bir şey yok. Bir anda dönüyor. Onun böyle göstergeleri oluyor ve sen onları gözlemleyebiliyorsun. Öyle bir anda ters rüzgar oldu, o oldu, bu oldu. Öyle bir kavram yok. Peki, zaten çok ters rüzgar diye bir şey yok. Hani halk dilinde işte rüzgar ters rüzgara kapıldı, şu oldu, bu oldu diye. Hayır, rüzgar belirli bir açıyla esiyor zaten. Sen o doğru açıyla gelmiyorken bile risk alıp uçmaya çalışıyorsan o zaman bir olumsuzluklar söz konusu olabiliyor. Gözü kara las kızı. Rüzgarın tersi düzü yok. Yönü var sadece. Senin uçuş yönün kuzey yönünde eserken uçuşa uygunsa filan filan olaylar. Bir şey söyleyeceğim.
bu aslında nasıl abi korkmadan yapıyorsun? Ben altıma sıçarım korkudan. Korkuyorsun. Ben ölenler falan çok oluyor bu, Allah korusun da, değil mi? Sakat kalanlar. Ölen sakat kalma pek olmuyor. Daha çok ölüyorsun. Evet, yani sakatlık. Tony'nin arkadaşı 3 sene hiç durmadan ameliyat oldu, düştü. Yani kadını yeniden inşa ettiler, evet, kemiklerini. Ama bu böyle oranladığımızda trafikte senin kaza geçirip yaralanma olasılıkları mesela çok daha hangi yüksek olasılıkta oluyor, Allah korusun? Yani şöyle, benim çok yakın bir arkadaşım yıllarca yamaç paraşütü yaptı. Başına bir şey gelmedi ama bir gün evden çıkarken çöpe atıyor. Çöpe atarken yanlışlıkla anahtarı da çöpe atıyor. Uzanıp değmeden almaya çalışayım derken hop omzunu kırdı. 40 parçalı kırık oluştu. Aa. Gibi. Yani biraz hayır, böyle bakmak o değil lazım. De şey, yamaç paraşütünde ölünmesi için nasıl bir şey olması gerekiyor? Zaman zaman uygun limitlerin dahilinde uçuşlar yapmıyorsan, nasıl ki trafikte de bazı yanlışlar yapıyorsan, daha çok kazaların sebebiyeti onlar. Bir de öğrendikçe özgüven seviyen yükseliyor, daha fazla risk almaya başlıyorsun. Riskleri nedir? Bak, çok dolaylı yollardan öğreniyoruz. Senin ağzından bilgi almak çok zor. Evet. Peki sen hayatta da böyle risk alıyor musun? Yok, çok sağlamcıyım. Ama orada yamaç paraşütü yapıyorsun. Evet. Onda da böyle riskler almıyorum. Aslında limitler dahilinde yaptığında risk almış olmuyoruz. Anladım. Çok keyifli yani bir şey. Aslında o kadar riskli değil diyorsun. Eğer eğitimlerini doğru bir şekilde almışsan değil. Bir de en kötü dedin, kazasında ölüyorsun zaten. Zaten ölümden de korkmaya gerek yok. Çünkü hiçbir zaman yaşamla ölüm üst üste gelmiyor. Ama ölümü yaşarken ölemiyorsun. Ay, yamaç paraşütü düşerken falan düşünsen, o ölüm korkusu çok boktan bence. Ama keyifli de, düşüyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. Ama çok kötü bir şey his ya. Mesela bu büyük bir kayadan denize atla, içim boşalır. Hiç stres mares kalmaz. Peki evet, sen kaç en son ne zaman yamaç paraşütü yaptın? En son yaklaşık 2 yıl önceydi. Özlemiyor musun? Özlüyorum, çok özlüyorum. Peki her bir yamaç paraşütüne gitmek büyük bir risk alıyorum diye düşünerek mi gidiyorsun? Yok, öyle düşünmüyorsun. Her uçuş yeni bir uçuş. Ama ya ben risk alıyorum gibi bir düşünceyle gitmiyorsun. Nasıl ki arabaya binerken trafikte kaza geçirme riskin varsa. Kaç yaşındasın abi? 43 yaşındayım. Hiç evlendin mi? Evlenmedim. Hiç yaklaştın mı evliliğe? Çok. Çok, birkaç kez mi? Evet. Ne oldu da hep sonunda bozuldu iş? Direklerden döndüm diyelim. Öyle mi? Olmaması gerekiyormuş, olmamış. Peki hiç biraz Trabzonluluk, Lazlık var mı sende? Çok var, Safkan Lazım. Hadi ya, Safkan he? Evet. Şöyle Lazca konuşabiliyorum. Aa! Masidi Doporum, ben seni çok seviyorum. Abi ben bir şey soracağım, ben ilk defa Lazca duyacağım. Birazcık konuş ya. İngilizce söylersen diyecektim. Türkçesini söylersen hemen çevirebilirim. Bugün buraya geldik, sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Handra Agmoftit, Yaybçkomit, Dra Heptenkayen. Böyle R'leri gra mı gibi bir soru? Yok, değil aslında. Mesela suya tsky diyorsun. Tsky. Gay. Gay. Tsky. Ein tsky. Europa, sevgili. Ne? Europa. 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 Avrupa demek. Europa. Yani Zeus'un sevgilisi de Europa, biliyorsun. Aa, çok acayip abi. Öyle. Europa. Peki Rumca ile bir alakası var mı? Yok. Yok, başka bir dil bence. Rusçayla? Rusçayla da yok. Gürcücüyle? Değil. Peki ne özellikleri Allah var Allah. Lazların sana göre? Bir Laz bir adamla hiç sevgili oldun mu? Olmadım. Olur muydun? Olurum çünkü çok komikler. Hadi ya. Evet, hani gerçekten kendi içimizde çok komik olduğumuzu düşünüyorum. Hani Cem Yılmaz diyor ya, fıkralardaki insanların gerçek olduğunu gördüm diye. Hakikaten var. Trabzon'da değil mi? Rize fındıklı. O pazardan sonrası aslında. Laz. Evet, Trabzonlular evet, Laz değil. Trabzonlar Karadenizli. Karadenizli. Evet. Peki başka ne özelliği var Lazların komiklikten başka? İlişkide mesela annen baban nasıllar? Kavga ediyorlar mı? Eşitlik var mı? Kadın erkek eşitliği? Kadın erkek eşitliğinden daha ziyade böyle ya benim kendi ailemin kadınlarını söyleyebilirim. Özgür kadınlar, çalışkan kadınlar. Karadeniz erkekleri bizim coğrafyada kadınlarına oranla daha tembeller. Ege gibi, yani, Ege adamı. Çok çok çalışkandır Karadeniz kadını. Çok hakimdir süreçlere ve güçlüdür. Ege'de de herifler çok tembel abi. Hep kadın çalışıyor. Bir ezme gibi bir durum söz konusu değil. Erkekler tarafından ezilme gibi bir durum ama söz konusu değil. Ama bütün yörelerde bunu söylüyor. Ama bu kadınlar nerede eziliyor o zaman? Herkes eziliyor. Şöyle abi. Bir şey. Eğer bu kadınların bütün sorumluluğu alıp
hani hayatın sürdürülebilmesi için o maksimum enerjiyi ortaya koymaları da bir ezilme şekli ise evet eziliyorlar. Ama onun dışında baskı anlamında bir ezilmişlik yok. Anladım. Öyle. Dolay müteahhit Karadenizliler en belirgin evet. özellikleri. Antep'te kadınlar ezilir mi? Evet. Hadi ya. Evet. Gel benim yerime. Tamam kapat artık onu. Ezelirse evet videomuzda Patreon'a gezimizi bir özet olarak işte dolay çekiyor. Dolaba verir sıkılınca kamerayı. Ondan sonra sıkılan alıp kamerayla çekimler yapıp röportajlar yapar diye umut ediyoruz. Oradan düşsün de senin azaydılar. Doğu Bank'tan kaç para verdik biliyor musun? Tam 750 lira verdik. Yok yok ona 4000 lira falan bir şeyle radyo karavana yatırım yaptık. Helal. Tabii abi onunla Patreon'a güya YouTube programı çekecektik de bizden de adam olmaz. Annemin dediği gibi kızım senden biz kim olmaz demişti bana. Annem böyle bir kafayı üşüttükten sonra böyle bu demanstan sonra küfürlü konuştu bir dönem. Kısacık bir dönem mesela bana onu söyledi. Doktor olarak bunu nasıl karşılıyorsun? Yani yok ya o... Ha içinde kalmış şeyleri söylüyor değil mi? Yani zaten vardır yani bence. Kökü onun olması... Evet dolay nasıl buldun? İlk kez bir geziye evet, katılıyorsun. Sen... Ben ilk kez geziye katılıyorum ya ben ay çok mutluyum. Dün akşam ne güzel dans ettik değil mi? Ya muhteşem bir yerdeyiz bir. Herkes o kadar rahat ki yani hiç kimsenin hiç kimseyle hiçbir mecburiyeti, sıkıntısı, sorunu yok. Bir de şey hiç tanımıyor ama hiç tanımıyor gibi değil. Değil evet. Evet evet. Yıllardır bir aradaymışız gibi. Eski hep öyle ama zaten biz onu stand-up'larda da yaşadık. Yani hani bir araya geldiğimizde. Sanki hep beraber zaten arkadaşmışız gibiydi değil mi? Gibi ya çünkü... Yazlıkçı ya, gibiyiz. Yazlıkçı gibi. olasılık. Ya bu radyoyu dinleyen herkesin şeyi kafası özgürlükçü. Bizim ha. konumuz o yani. Yani özgürlük temelli bence. Dün akşam nasıl dans ettin ama? Çok. Sen müzik o kapı gıcırdasa bu tekno dansa geçiyor. Duramıyorum ben. Untouchable diyorsun ya. Unstoppable. Evet, unstoppable evet. yani. Ya bir şey var bende motor çalışmaya başladığı zaman durmuyor. Ne güzel duramıyor. İşte. Ne güzel abi. Ya bizim Antep'te çocukken biz böyle küçükken o evde dans ederdik ya. Böyle göbek atardık yani. Yani normal evde. Ama ben dün akşam bir şey keşfettim. Göbek havası ilkel dansla daha iyi gidiyor. Valla kabile dansını koy abi çok mantıklı geldi dün bana yani. Bunu sonunda buldum yani. Bir şey var bunda diyorum. Bir şey var. Ve kabile dansı yapınca bu müzikle çok iyi geldi bana. Tabii. Çünkü meğer oymuş. Hepsi olur ki. Yani bir müziğe illa bir şekilde dans etmen gerekmez ki. O bence. Da doğru. Yani hani işte göbek yani oyun havasına hip hop yapabilirsin. Ha. Her şeyi yapabilirsin. Ne içinden geliyorsa yap canım. Hip-hop'un da dansı mı olurmuş abi ya? Tabii olur abi olmaz mı? Abi olmaz abi ya. Abi çok olur. Güzel dans etmek çok güzel. İnsanın ruhunu kurtarır. Sen bireyik dans yapabiliyor musun? Onu da denedim. Nasıl? Ya şöyle bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde şaka değil ciddi Hall of Fame diye bir şey açıldı. Benim o zamanlar hip-hop hocam Sanem Demirkaya. B-Boy Boris Rock Bora Gündoğan Boris Rock'ı herkes tanır yani B-Boy camiasında çok çok iyi bir adamdır benden de büyüktür Boris hala o bizim B-Boy beni kaybettin burada benim bütün dikkatim dur ben burada bittim abi helikopter yaptırmaya çalıştı bize helikopter. Nedir helikopter bak şey, şimdi dikkatimiz yine canlandı sırt üstü yatıyorsun evet. ayaklarını açıp iki ayağını böyle savurup sırtının üstüne dönüyorsun ha aa, bu arada çok değişik bir stil arkadaşlar ben hayatımda ilk defa gördüm yüzme literatürüne geçecek bir stil geliştirmiş Dolay Özdeğinç. Yani başka hiçbir yerde göremezsiniz ve mesela bunu yüzme literatürüne geçerek bunun yarışları olabilir. Ters sırt üstü. Ters kurbağalama. Ters kurbağa yapıyor. Sırt üstü kurbağalama. Abi bayağı da hızlı gidiyor sırt ya, üstü kurbağalama. Çok rahat bir yüzüş şekli. Bence kesin vardır da biz bilmiyoruz. Abi yok böyle bir şey yok. Sırt üstü kurbağalama kafayı... Pilates'ten geldi bana o içinden kafayı geldi. Kafayı suya sokuyor.
dipten sırt üstü olarak bacaklarını kurbağa gibi şey yapıyor. Ama sırt üstü, depüstü dikilmiş kurbağa. Bugün de bu aslında depüstü stili olsa ya da. Depüstü. Depüstü, depüstü stili. Bugün çok, deneyelim. Çok rahat abi yüzüyorum ben. Ben zaten burnumu sevmem ben suyun içine katmayı. Katmayı bak. Katmayı. Köylü ya. Gatı vereceksin. Burnunu da gatı vereceksin suya. Öyle öğreni vereceksin. Bak şey bu... Aydınlı filan o tip bir yerin yüzme hocası. Gatı ver burnunu da suya, gatı ver oğlum. Kılıç atı ver, hadi ver, atı ver hadi. Uzat kolunu. Uzat kolunu. Daha uzat, uzat bakayım. Şey, başka ne konuşsak? Başka. Tony eskiden öyle yapardı. Gastronotlar diye bir programı vardı. Zor işmiş yalnız bu ya. Radyoculuk olsun, röportajcı. Röportaj zor her iştir. Şey zor iş ya. Bu da zor iş yani. Kolay mı ya? Abi doktorluk okumayalım da ne olursa olsun. Ben her şeye razıyım. Okul okutmayın beni de. Ne yaptırırsanız yaptırın. Valla ırgata giderim okul gene okumam. Nefret ediyorum okuldan. Okusan seversin belki. Abi hiç sevmeyeceğim. Okusan. Yok sevmez. Gelemez ona göre değil. Abi okumak gibi sıkıcı bir şey. Ömrü hayatımda görmedim. Sen nasıl okudun o tıklarını? Ya farmakoloji diye bir dersimiz var bizim. Üçüncü sınıfta başlıyor. Yani not alıyoruz. Tamam mı? Sayfalarca not alıyor. Adam söylüyor, yazıyorsun. Elim artık böyle hani o kadar hızlı yazmaya çalışıyorsun ki elin kasılıp kalıyor böyle artık. Çünkü kasılmanın bir yerden sonra hızlı kasılmanın şeyi şeydir. Sadece tremordur böyle. Titreşir sadece artık. Kasılamaz ki yani hani kas. Öyle oluyor yani ve onu not yazıyorsun. Kimse benim notumu almazdı fotokopiye. Okuyamazdı ki hiç kimse. Çok hızlı yazmaktan. En ama güzel her derse girerdim. En sevdiğin ilaç hangisi? Oo zor sordun ya. En güzel ilaç sence? Etol Fort. Hey! Nobel benim. Bak. Firmam ya. Ne o? İlaç firması çalıştım ya ben Nobel ilaç. Ne işe yarıyor Etol Fort? Ağrı kesici. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Benim midemi delen meğersem ağrı... Etol Fort delmez. Hadi ya. Tabii. Ne hiç duymadık daha önce bu ne ya? Nasıl duymadın ya? Hayatımda ilk defa ya, duyuyorum. Ya ilaç pazarı lideri olduk biz. Türkiye'de ciro bazında ben medikal uzmanlığını yaptığım yıllarda. Bizi versene birkaç kutu var mı elinde? Yok. Bu Zanax'a nasıl ulaşabiliriz? Ona ben bile ulaşamıyorum ha. Kontrole tabi reçete yazma yetkim yokmuş benim. Ne demek o? Kontrole tabi reçete. İşte kırmızı, yeşil reçete. Kırmızı, yeşil. Hiçbirini yazamıyorum şu anda. İzin almam lazımmış. Ama bu geziler almamışım. O reçetelerden daha faydalı bence. Bence ya de abi. Ben, Burak ben... Ya ben tabii dün abi. Akşam var ya dün gece dans ettik, eğlendik, koptuk ve dünyanın en güzel yerlerinden biri yani. Kimse... Ve tekneyle de nasıl dün gittik bir şey koya gittik. Tekne derken kayıklarla. Mülteci kayıklarıyla. Ona ne diyor? Tırtır mı diyorlar? Tortor mu diyorlar? Valla bilmiyorum sesi da öyle ya. Şey gibi sanki sokakta hani yol delme makinesi gibi beynimiz bam 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 bam. Çok. Titriyordu. Tirtir mi adı? Tirtir. Hilti diyor ya. Hilti şey. Yeni delme makinesinin adı. Yok ya çok güzel yerdeyiz. Çok güzeldi. Kimseye söylemeyin. Hatta burayı bize nasıl buldunuz diye sordular. Söylemeyin sakın kimseye yerine. Kimse dinlemesin. Valla söylemeyin. Evet. Abi buralar sonra zibil gibi insan kaynıyor. Valla çok sinirleniyorum. Çok sonra güzel. Bir geliyorsun çöp içinde. Hani çöp olmasa herkes gelsin ama öyle pis yetiniyor ki. Yok. Bak bizim davarlar da dün akşam bira şişelerini bırakmışlar. Şimdi onlara gidecek. Bana bakın gidin o bira şişelerinizi kaldırın hep. Çok günah. Ne? Durgunlaştım şimdi felç gibi geldi bir anda. Elia toplamış onları. Ah canım benim. Bak görüyor musun? Bak, ne tatlı kız. Ahmet Bağcı geldi. Ooo Ahmet. Amik. Amik özel bir şarap getirdi. Bu akşam çekilişle. Çekiliş var. Yarışma. Bu akşam yarışma var. Yapacağız. Dolap. Dinle bak. Bu akşam Dolap, Tankut, Cenk Büker, Bülent Üstün bir erkeklerden bir kurul kuracağız. Tamam mı? Ondan sonra kazanana bu şarabı hediye edeceğiz. Nasıl? Ne? Ahmet... Erkekler niye kazanıyor? Niye? Bir dakika. Ne grup? Hayır, ne kurul kuruyorlar. Ne yarışması bu? Sen boş ver. Sen bilmesen de olur. Ahmet kesin Tade. Kadınları oryantal oynatma değil mi? Yok. Yok ya ne oryantal. Aferin. Bir yarışma yaptıracağız. İşte kazanan kadına vereceğiz bunu. Kazanan kadın olacak. Niye evet. Bu? Yine mi kadınlar tamam. Niye maymuna ya dönüştürüldü? Bu... Pardon da. Vallahi... Ne? Neyse. Sen antipatika ha. Sensin antipatiko. Bak gördün mü? Çünkü niye? Çünkü erkek olunca O kullanılıyor, dişi olunca A kullanılıyor. Evet, ben bak. Sana artık bravo diyorum. Tabii bravo. Kadına bravo denmiyor, bravo deniyor.
Ama burada bir ses var. Bu ne? Ahmet dikkat mi çekmeye çalışıyorsun? Anlamadım ki. Herkesle kötü olmak en sevdiğim şey. Hep bir açık kapı bırakacaksın. Kötülüğe açılan bir kapı. Ayça Şen Başkan, kötülüğe açılan kapınız. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Yani gerçekten şu anda o tweet attım bir tane de bu kurala uymama konusunda insanlarımız ne olacağız? Hemen sosyal sorumluluk giriyor ya. Abi bir şey söyleyeceğim. O kadar kötüler ki. He kötüyüz biz, tamam var mı? He kötüyüz. Takmıyoruz şeyleri. Onu mu diyorsun? Bak merhaba. Kolumda da şey maske. Sen maske için mi dedin bu sosyal sorumluluğu? Hayır, her şey. Her şey için mi? Ha? Her şey abi. Abi çöp, evet çöp koyma çok kötü. Bana çöp, mı o? O bu hepsi. Vay Tony, şimdi beni, kalbimi kazandın. Bu gece oryantali kazanacağım. Filan. Amik ne haber Amik? İyidir, sağ ol, teşekkür ederim. Biraz yaklaşalım yalnız. Evet, teşekkür ederim, iyiyim. Biraz daha yaklaşalım abi. Emine nerede? Emine evde. Ha, evde mi? Peki Amik, sen kendi yaptığın şaraptan mı getirdin? Evet. Bu geceye yarışma yapacakmışız. Yani güzel olur herhalde. Onu Radyo Karavan şeyi diye üstelik. Sen kahve içer miydin? Ben mi içiyorum senin kahveni? Yok, sonra içerim. Bir şey söyleyeyim. Radyo Karavan karaf diyecektim. Şarabı diyerek bir de etiket de yapmışsın. Evet. Etiket özel. Şaraptan daha önemli. Üzerindeki etiket kime giderse iyi bir hatıra, iyi bir hatıra olarak kalacak. Çok teşekkür ederiz Amik ya. Ülkü teyzenin kardeşi Amik şu anda konuşuyor. Evet Amik. Ülkü teyze ne yapıyor? Epeydir görüşmedik. Peki Karaburun'da oturuyorsunuz siz. Mordoğan Karaburun. Mordoğan. Nasıl, güzel mi Amik? Memnun musunuz? Ya, mutluyuz. 8-9 yıl oldu. Hadi o kadar oldu mu o ya? O kadar oldu. Gerçi bizim de 6 sene oldu ya. Şaka maka buralara taşınalı. Bugün ben şimdi İstanbul Life diye bir dergi var. Orada yazı yazıyorum. Çok da tatlı bir editörüm var. Mehmet diye bir kardeş. Ondan sonra çok feci böyle espriliyiz abi, o espri yapıyor, ben böyle tam bizim kafada bir tip belli. Hiç tanışmadık ama ondan sonra dedim kusura bakma ama ben şu anda burada bir tatildeyim diye buranın şeyini yolladım. Videosunu yolladım. Hayır diyor, yani sanki oralarda oturmuyormuş gibi zaten diyor. Demiş ki ayıp gerçekten diyor. Hayır, gezmekten de gezmezken de Ege'de yaşayan bir insansınız zaten diyor. Ayıptır diyor. Zaten oralardasın. Win win yani diyor. Burası inanılmaz derecede güzel bir yer. Ben burayı çok severim. Bu otelin olduğu yer. Biraz da ben vesile oldum buranın tutulmasına. Tabii. Müthiş bir yer benim Amik için. Amik getirdi bizi buraya. Çok keyif alıyorum her Amik geldiğimde. Amik diyor şey, bir gün dedi işte burası tam sizin gezi alanınız gibi. Onun hakkını şu anda istiyor. Tamam abi, doğru söylüyor. Otelciyle konuşacağım. Abi bu Mordoğanlılar çok pis oluyor ya, gördüğünüz gibi. Tamam abi, senin paran bizde kalmaz abi. Senin hakkımız kalmaz abi. Şeyi Amik ama hakikaten şaka bir yana harbiden. O gün Aylin Aslım'la sevgilisi gelmişti, Utku işte. Ondan sonra buraları denize girmek istediler. Biz Amik'lere gitmiştik de. Ondan sonra şey yaptılar. Amik buraya getirmiş. Ben üşendim, denize girmeyi çok sevmem ya. Kıra olduğum için. Sonra buraya getirmiş Amik de onları. O zaman Tony de demiş işte burası bir sizin gezi rotasyonunuz olabilir. Değil mi? Rotasyon evet, mu deniyor ona? Ya onun gibi bir şey. Destinasyon, rotasyon arası bir şey yapsın dinleyici. Evet, süspansiyon. Evet, ondan sonra işte Tony de oradan çok vuruldu buraya. Buralara yani. Bütün bu coğrafyaya. Nitekim arkadaşlar da çok sevdiler Amik. Bunun için de sana çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Katkılarımdan dolayı. Katkılarımdan dolayı sana da ayrıca teşekkür. Bülent'i size bırakmıştık. En son nasıl olaylar çıktı onu anlasın. Bülent bir efsane ya. İnanılmaz bir adam ya. 6 saat 3'te gelmişti. 9'da siz gittikten sonra 9'da gitti. Onun yerine bıraktık. Bir rakı ısmarlayayım size, gelin diyor. Çok komik. Çok İnanılmaz. Komik herif. Ama çok içti değil mi o günde? İnanılmaz bir tip. Açık konuşuyor, ben çok içerim diyor. Çok fazla da sarhoş olmam diyor. Yok olmuyor, evet. Yok, evet. Yok, kral çocuk ya. Çok efendi. Çok hiç efendi değil de. Buralarda mı? Onu yok değil. Ben bugün göreceğiz. Onun kaldığı yere gideceğiz. Bir de onu buraya sokmadık, tamam mı? Çünkü çaşkınlık yapar diye. Şimdi bekar kızlarımız var. Belli olmaz şimdi onun ne yapacağı. Bir de yer de yok. Biz bütün oteli kapattık.
Hiç yer kalmadı. Ondan sonra dün akşam onu kaldığı otele götüreceğiz, tamam mı? Böyle yazık, acındır. Dedi ki, hakikaten üzülmüş. Beni niye oraya attınız ki siz, dedi. Tam bir izolasyon orası da. Abi onun birazcık izole olması gerekiyordu. Ya o kadar seviyorum ki o çocuğu. Yani kardeşim hani falan gibi, o kadar tatlı geliyor yani, eşi olacak. Bir defa tanıştık, evet, müthiş bir adam. Çok tatlı bir insan. Esprileri falan, bu sabah radyoda söylenen şey de çok iyi. Ağlıya ağlıya estetikçi ararsınız da bu da. Tam ona yakışacak ama yani. Haklı yani. Canım onu kızarak söyledin sanmıyorum. Tabii zaten. Canım. Yani, hayır haklı derken saçını şeyle açmışsın, Tony, denirse o da denir yani, o kötü. Tony çok güzel tanımladı. Şey diyor, çizgi film dünyasında yaşıyor adam diyor. Hakikaten öyle yani. O süre içinde algıladığım dünya onun için bir çizgi film ve orada yaşıyor adam. Evet. Aslında hepimiz birer çizgi film değil miyiz? Aynen öyle. Mesela şu anda seni Looney Tunes olarak görüyorum abi. Aslında sen o bir tane tavşan var ya, onu sürekli tüfekle avlamaya çalışan bir tane avcı vardır. Ona çok benzetiyorum seni. Yani ne diyeyim, bu iltifat karşısında tavşan vuran. Ama tavşanı vurmayandan. Evet. Zaten tavşanda hiç vurulmuyor. Yoksa film biter. Yoksa film biter, evet. Evet arkadaşlar, Tony programımız burada. Biraz daha tutalım. Daha ne haber abi? Nasıl, grubu nasıl buldun? Gözün tuttu mu? Şöyle ya, ilk görüşte. Yani radyodaki insanın, dinleyenlerin hepsi müthişler. İnanılmaz derecede zeki hepsi. İnanılmaz derecede esprili. Laz olansız mıydınız? Laz. Hepsi çok güzel. Ama belli değil mi zaten? Laz olan siz misiniz diyor hala. Hepsi çok güzel. Güzeller bir de değil mi? Abi evet ya, bir de güzel kızlar. Aileni merak ediyorum, şeyin vurulduğu. Cenk'in. Cenk'in. Buralarda. Biraz soğuk takılıyor ama o. Ama boşver, sen alışkınsındır zaten. Olsun, Öykü teyze de biraz soğukça takılır. Olsun, başlangıçta öyle çok yakın olmasın zaten. Evet doğru söylüyorsun. O hep öyleydi ama soğukluk değil aslında onunki, biliyor musun? Onun mizacı öyle, sakin bir insan. Evet arkadaşlar, programımızın sonuna geldiğimiz günümüz Türkiye'sinde şu tarafa doğru ben geçeyim ve artık programı kapatalım. Kaza bela çıkmadan herkete hoşçakalın.